Herkese merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ben merhaba dedim, damladım hemen. Çok sıvı gördüm seni. Sıvı? Damladın. Bakarsın. Ortamlara akıyorsun. Ortamlara akarım. Nasıl gidiyor? Ya ne yapayım? Neyidir? Yorgunluk. Kahve içip kendime geliyorum. Biz önümüzdeki hafta herhalde fiberi geçmiş olacağız. Aradılar geçen gün. Var mı? Geleceğiz, modemi değiştireceğiz. Ama eski modemi alıp dik kaldığımdaki şubeye teslim etmeniz lazım dedi. Kendileri almıyor mu ya? Ben de şey dedim, siz kendini yanağına takan adamla götüremiyor mu dedim. Yok, onların öyle bir yetkisi yok dediler. Dalga mı geçiyorsunuz dedi. Ben alırım modemi götüreceğim. Ben gelenlerle konuşurum. Ne bileyim? Hakikaten bir işi normal yapamıyorsun öyle. Hayır, arızalansa teknikler gelip alıyor, gelip bozuldu götürüyor yani. Ben ne götüreceğim abi vallahi. O zaman benzin parası da var. Gözüksün işler yani. Tamam neyse hadi. Hayır hakikaten bir işin yarısı doğru yarısı yanlış yapılan işin. Çok komik yani. Garip. Garip işte. Bakalım buraya ne zaman gelecekler. Da bayağı bir uğraştılar yerin altından çekeceğiz diye. Ya benim evin hemen dibinde zaten, o çok uğraşmazlar benimkine de. Binayı çekmeleri lazım, oradan halletmeleri lazım ama işte burada aşağıda kutu falan takıldı. Yani gelecekler tek tek ekip bütün apartmanları, apartmanın bütün daireleri bağlayacak. İnşallah gelirler, ben söyleyip duruyorum ama. Ne zaman gelirseniz. Böyle olmadık bir zamanda biz geliyoruz diyebilirler. Ne biliyorum. Gelsinler. Zaten evde çok işleri yok aşağıda işte. Modemi değiştireceklermiş. Kablo çekeceğiz diyorlar. Kabloyu çekecekler evet. Şu an aynı delikten girerler abi. Hangi kabloyu çekecekler onu bilmiyorum. Fiber kablo çekecekler direkt şey modemi. Modeme fiber kablo mu çekecekler? Evet. Yani şimdi birden binalarda fiber kablo çekme işlemi mi başlayacak bile? Evet evet. Direkt böyle. Evet doğru. Beyaz doğru. Bir kablo geldi. Doğru. Bizim evde direkt fiber kablo hattı vardı şöyle. Yani ucu böyle görmüş ya, yuvarlak bir şey böyle. Ucu bir hat kablo zaten. Yani. Onu işte sizin bir yerden girecekler. Muhtemelen şu an dedim ki kapı üstte bir delik var ya, oradan kablo geçiyor dışarıdan geliyor. Vallahi 50 bin tane kablo geçiyor. Yapsınlar. İşte oradan bir yerden girerler yine ya. Gelecek modeme tamam. Bağlayacak. Ya gelmekle uğraşmazlar diye. Gelecek modeme bağlayacak. Zaten bitecek olay. Benim çünkü öteki kablolara dokunmam gerekmiyor. Bir daha kablo bunu çekeriz. Yok. O kabloyu var modemin yanına götürürüz. Ya modem. Ya şey de. Bizim uçların değiştirdiğimiz kablolardan bahsediyorum. Ondan duracak. Tabii tabii onlar duracak. Onlarla işimiz var. Modem salonda modeme hat çekecekler işte bunlar. Evet. İnşallah bir ara. Bir ara çekerler ama. Şuver abi gelsin de geç olmasın. Geç olsun geç olmasın. Valla geç de olmasın ya. Biz öyle diye diye. Bir geç oldu olacak kadar zaten kaç yıldır. Daha ne kadar geç geliyor. Serdar da Star Wars oynuyor. Kim? Serdar. Hangisini? Dark Force. Ne? Eski olanı ya. Haa şey Remastered'ı mı? Onu ben de oynamak istiyordum ya. Dur bakayım. Yayında zaten. Onu ben de istiyorum da oynadım ama yani onu. Ya bakayım Dark Forces. Hal Katar'ın da iptal doğru. Hal Katar'ın da iptal doğru. Ey Allah'ım ya. Hey. Hala bile
eski grafiklerle oynuyor. Değil mi? Yok, belki remaster'da öyledir abi. Hayır değil. Değil mi? Değil, Allah. Eski grafiklerle. Allah Allah. Retro takılıyor bu aralık. Hı? Retro takılıyor bu aralık. Bayağı eski ama şey net. Map gayet net. Oyunun grafikleri... Abi oyun zaten mi? Piksel piksel onda. Hayır hayır. Bu yenilenmiş hali o kadar değil. Ya şeyler falan baya HP'ler falan baya net pırıl pırıl yani. Şu biraz farklı yok. Soralım. Ben açamıyorum şimdi onun sesi. Ne yapacağım? Ama oyunu bitirmiştim. Hey zamanım. Oyunu diyor. İlginç, onun için şaşırdım ben de bu grafikleri biraz daha farklı biliyordum. Ha, remaster değilmiş abi, orijinal olan. Ben tamam biliyorum işte. Oğlum sen bana güven, ben gözüm iyidir yani. Remaster değil diyorsun, değildir. Yok iyi mi dedin ya oğlum? Yok şey iyi, haritası gayet net. Ama abi kaç sene geçti? 98 yılında mı çıktı? Tabii ya, böyle bir şey yani. Yani oradaki haritanın net olup olmadığını hatırlamak böyle bir şey. O zaten vardı o serverde. Ne gideceğim bir daha şey yapacağım demiş. Master'dan alacağım demiş. Yaklı ben de bunun için zamanında bilgisayarı 8 RAM yapmıştık. 97-98'de mi bu bir oyuncu? 8. Tabi o zaman 8'de bu zaman 8'den değil. Neyse. Gökhan hoş geldin. Aleyküm selam. Teşekkür ederim yayınladığın için. Oh. Bir 400 cemliği aldım bugün. Karakter para basıyor PvP yaparak. Ama bizim rating... Rating canını, canını okundu. Ümit hoş geldin. Teşekkür ederim yayınlar dileğin içinde. Rating canını okundu. Geçim. Bu hafta, bugün pazar, daha da beter okunabilir. Bütün bir hafta iğrençti. Yani oyuna girip oynamayan adamlarla uğraştık ya. Oturuyordu adamlar böyle. Onun için yapacak bir şey yok yani. İşte tek başına maçı zor kazandırıyor yani, olacak iş değil. Her birini böyle 3'erli 5'erli kesmem lazım ki o da yapamazsın o tarzı bu şekilde gitti. World vs World mu? Güzel. Oyun genel olarak iyi zaten arkadaşlar. Yani her şey yok orada çünkü. Ha bunun için daha... Ben bunu toplamışım bu puanı. Ama... Şeyi açmadım. Açamıyoruz. Sonra açacağız. Neyse. Sen şeyde miydin? World vs. World Gökhan. Sen de Ring of Fire'daydın değil mi? Yani çünkü... Ring of Fire'ın World vs. World'da böyle... Organize olup gittiği zamanlar oluyor. O zaman çok keyifli oluyor. Ama olmadı mıydı olmuyor. Biraz da mesafeyle de alakalı. Çok ilginç saatlerde çok aktif oluyor server. Yani Fransız. Böyle yani bu Fransız gibi server. Hani. Sabahın köründe kalabalıklaşıyor. Ha şu bir... Oo çok iyiymiş. Ve onun beyni tutturması ayrı konu ya. Birazcık tutalım.
Hani? Olur. Benim. Bunu da tamamlayalım hocam. Dün biraz şöyle bir yani bir de denemedim de. Yok bir kere denedim pardon. Sniper'ı yok o da bana göre değil. Baktım hiç bana değil. Sniper böyle yani takım oyununda iş yapacak şeyler. Tek başınıza kaldığınız durumlarda ki ben genelde tek başıma kalıyorum. Yani çok iş yapacak bir karakter değil. Sword mu o? Sword? Gökhan Sword da bana çok uymuyor ya. Yani yakına girmeyi sevmiyorum şimdi bu oyunda. Yani bilmiyorum. Çünkü o yakında seni tutan hadiseler var ya o çok bozuyor. Şu yaptığım sistemin üstüne rahat ettiğim başka bir sistem bulamadım. Yani ben böyle rahat ediyorum. Diğer sistemler kötü falan değil. Sadece bu bana göre daha rahat. Yani Black Powder olmadan da hakikaten bir çok zor durumda kalıyor bence. Sword yoksa çok iyi Gökhan. Sen hani X, Pistol ve Sword Dagger oynuyorsun bildiğim kadarıyla. Çift. Öyle hatırlıyorum yani. Baya baya efektif o. X Pistol deneyebilirim. Ama o daha almadım yani. O paketi alırsam bakarım. Enezoyit'e hoş geldin. Furkan selam sana, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim iyi yayınlar dediğin için. Müzik benim sesimi bastırıyor mu? Arkadaşlar herkesin ayarı Furkan şeyde farklı. Ben şu an iyi mi? Kıstım birazcık. Gökhan zaten şey olacak. X-Pistol'de Condition Build. Zaten sistemi değiştirmeyeceğim. Sadece silah değiştireceğim. Yani birebir aynı kalacak yani şimdi. Böyle kalacak. Trade falan. Üstüne şeyler de öyle kalacak. Equipment'lar da öyle kalacak. Tamamdır Furkan. Sorun yok. Eğer rahatsız ediyorsa söyleyin. Hı? Ben yaptım. Sabah 4'te kalkıp salona gideceğim inşallah. Elenzoid. Sabahın 4'ünde kalkıp salona spor yapmaya falan antrenman yapmaya gidin. Saçmalama. Asker misin evladım sen? Yüz altmış ceme satılıyor diye anlıyorsam Gökhan. 160 ceme. Ya bu yeni de 400 cem aldım. Ben parayı ceme yatırıyorum. Biriktireceğim birazcık. Elenzoid yapma gözümü seveyim. Sabahın 4'ünde ya sabahın 4'ünde sen şimdi Ramazan şeyine mi kapıldın? Gece kalkıyorum nasıl olsa diye. Yani sabahın 4'ünde kim antrenman yapar ya? Sabahın 4'ünde antrenman yapabiliyor olman için senin gece 2'de falan salon yakınsa 2'de kalkıyor olmak, bir şeyler yiyor olman lazım. Yiyip ondan sonra antrenman yapıyor. 2'de kalkacaksın, bir şeyler yiyeceksin, yola çıkacaksın, antrenman yapacaksın. Sen bilirsin de. Allah aşkına biraz az mantık ya. Sabah 4'ünde niye... Çok iyi enteresan adamsın sen var ya. Plan yaptım sabah 4'te kalkıp salona gideceğim. Bir dakika şimdi. Ben onun spor salonu antrenman için olduğunu varsayıyorum. Pide salonu da olabilir bu dediğin. Öyle mi? Akşam kalabalık olur, doğru. Doğru. Ama sabah 4'te de antrenman yapılmaz ya. Çok ciddi söylüyorum. Sabah 4'te... Enzoid, bak şimdi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Saat 11 ile 3 arasında vücut uyuması gerekiyor bedenin. Ki growth hormonu salgılasın. Sadece o saatler aralığında salgılanıyor. Sen 2'de keseceksin onu. Ve bir insanın sağlıklı uyuması zamanı, Japon falan değilsen, evrim geçirmemişsen,
Homo sapiens ayrı bir evim kolu var çünkü. 4 saatlik uyku yetiyor. Senin arkadaşın kafa pek iyi durumda olmayabilir. Bir insan 7 saat uyumak zorunda. 7 saat uyumadan kafa da gider. İleride Alzheimer falan, bunama vesaire. Sen misin? Uyarmadı deme. Gecenin köründe kalkıp da antrenmana gidilmez. Kalbine yük. Boşu boşuna kalbine yük getireceksin. Uykunu tam almayacaksın. Yemeğini düzenli almayacaksın. Kimmiş o arkadaşın? Adamın hayvan gibi olduğu belli. Kafa çalışmıyor demek ki. O, sen bilirsin Ezoit de bence böyle bir şeyin mantıklı olduğunu düşünen birisi çok akıllıca düşünmüyordur. Bak bu işin eğitimini veren bir olarak söylüyorum. Sabahın 4'ünde antrenmana gidilmez kardeşim. Tamam mı? Yat uyu. Uyku önemli önce. Adam gibi uykunu alırsın. Salon kalabalık malabalık dinlemezsin. Gider antrenmanını akşam yatar. Zamanında akşam yaparsın antrenmanı. Yine 10'da yatar uyursun. Sabahta kalkarsın 7'de. Olur biter. Oturur Furkan. Oturuyor olması lazım da. Nasıl oturuyor da hatırlayamıyorum. Ha oturdu. Buyurun. Ha böyle mal gibi hatırladı orada. Elezoid gerçekten akıllıca iş değil. Adamın ne kadar iri olduğu da önemli değil. Kaç yaşında? Hayvan gibi olması da önemli değil. Çadon hoş geldin. Selam sana da teşekkür ederim yayınladığın için. Ben senin sağlığın için söylüyorum. Sen gene dediğim gibi her zaman. Sen kendin bilirsin. Uykusunu düzenli almayan bir insan ileride gittiğin salon aletlerini beğenmiyorsun. O adamı 40'lı yaşlarda kalp krizi getirsin de gör. Tövbe tövbe. İnşallah olmaz da. Uyumaya ne olacağını sanıyorsun yani. Valla hiç acımadan söylüyorum bundan sonra. Öyle çok yakan vardı. Affedersin. Normal dümdüz böyle söyleyeceğim. Böyle koşu bantının üstüne ağırlıkla çıkanlar. Yok işte takviye ilaç bilmem neyi. İlaçtan bir adını ilaç. Takviye besinleri Çin'den ucuz getirttirip kalp krizi geçirenler falan. Bu tarz adamlarla dolu. Onlar da çok iyiydi. Bunu bahsettiğim kişi mesela bir tanesi Alman milli güreş takımından da adam emekli. Yetmez 6 saat. Enzoid. Yetmez 6 saat. Ben sana söyleyeyim yetmez. Dene. Dene sen bilirsin. Çok ilginç işler peşindesin sen diyorum. Var Amerika'da da var. Sabahın 5'inde antrenmana giden arkadaşlar vardı bizim. Gidiyor mesela CrossFit salonuna sabah 5'te. İşte henüz yok. O 1 saat çok önemli. Yani 7 zaten 7 uyuyordum. 6 saat de uyusam yeter falan dediğin zaman patlıyorsun işte. Sana söyleyeyim. Çadır bu bilgiyi bilmesek ne olurdu yani. bunu bilmeye ihtiyacımız yoktu yani şimdi. İşte ama o arada Ulfa o eksik olan uyuduğu saatlerin verdiği hasarı telafi etmiyor bir yerden sonra. Bakın arkadaşlar ben bu bodybuilding ve fitness aynı zamanda da hani sporun belli bir branşında ben çocukluğumdan beri yaptım. Eğitmenliğini de aldım bu işin. Üzerine üstü kendi annem de benim hala daha günde 10 kilometre koşan bir beden eğitimi öğretmeni, emeklisi artı milli hakem. Yani bu işin çok ciddi sonuçları olur. Vücudunuzla o kadar saçma sapan oynamayın ya. Gene diyorum sen bilirsin vücut senin. 7 saat uyuyacaksın diye. Peki. Bir sürü aile izle. Teşekkür ederim. Yani var ya, yani hem Twitch'ten hem YouTube'dan yayındayım. Şurada dönen muhabbete bak Allah aşkına. Bırak sadece sohbet yayını falan atacağım bir ara böyle. Yani bakalım kaç saat saçmalayabiliyoruz. Hani bu saçmalamanın kaydını tutacağım hani. Hani şey olabilir mi?
Bir talk show kadar olur mu acaba? Dedim de gerek var. Ben deyip deyip yapıyorum. Burada mesela ya ne bak WoW yayını yaptığımda böyle 30 kişi falan izliyordu tam ortalama. Hani 70'lere 110'lara belli durumlarda çıkıyor. Bu oyunu yaparken 20-25 falan gibi böyle işte 1300 küsür 1400 yakın takipçi. İşte YouTube'a şey yapıyoruz, ağırlık veriyoruz falan. Kaç senedir uğraşıyoruz bu işte. Dün şöyle bir şey oldu. Ben yemin ediyorum ya. Ya bu bak olan bir şey, tamam mı? Hani ben bir cinsiyet ayrımcılığı falan değil. Tarzı olan bir şey. Ben böyle uğraşıyorum. Ben baktım Guild Wars'ta birisi yayın yapıyor böyle. Bir tane bir hanımefendi. Tıkladım böyle 60 64 tane takipçisi var. 34 kişi izliyor. Yok, bugün işte küvet yayınlarına başlayacağız, olmayacak burada. Salonda çekim yapacağım ben. Arkadaşlar. Yok, bence Çağlar Bursa Demirtaş'tan bahsediyor. Ne, bu arada ülkenin pek çok yerine Demirtaş olduğunu öğrenmiş oluyoruz. Heh, Furkan, senin de bu bilgiyi bizimle paylaştığın için ben de teşekkür ederim. Ama gene gerekli bir bilgi değildi tabii. Ben PP'ye gireyim de. İki dayak yiyeyim kendime geleyim. Böyle olmayacak. Yani genç yaşlarda yapılan sporda ben nasıl olsa şey yaparım. Enzo'nun şöyle bir olayı var. Hani vücut kaldırıyor falan. Böyle kırkına geldi miydi? Bazı şeyler aşağı doğru gitmeye başlar, görürsün gününü. Söylemedi değil mi? Ben böyle uyumadan yaptı. Sonra ben demiştim. Magnus demişti dersin. İzah etmen gerekiyor. Magnus demişti diye. O kim derler sana? İşte rahat takılamayabilirsin. Bazı şeyler tersine gidince diye. Hani sen böyle uyumamaya devam et. Gece 4'te kalk. Bizim Mete anca böyle kendine getirsin. Başka türlü olmaz mı? Aa değil mi? Onu mu bozuyorum şu an diye. Yapmayalım o zaman. Hemen hemen anında ters istikamete. Aha. Şimdi vücut yapmak, yani fitness eğitimi ya da bodybuilding, evet faydalı bir eser. Kalbinle bilinçli şekilde yapıldığında, bilinçsiz şekilde yapıldığında her şey tepe tak tak gider. Heh işte çadır. Yani 7,5, 7 ila 8 saat aralığında bünyeye göre değişiyor. Uyumazsanız gene ilk başta ilerleyen yıllarda beyinle ilgili problemler çıkıyor. O beyinle ilgili problemler unutkanlık, Alzheimer gibi. Yani bir takım şeylere neden olabiliyor uyumamanın sorunu. Zaten uyumayarak ileri yaşlara gitmenize gerek yok. Bu hayatta da farkın, yani normal yaşlarda da uyumadan eksiklerini hissedemezsiniz. Çünkü salak oluyorsunuz, hissetmiyorsunuz uyumadığınız için. Etrafınızdakiler için problem oluyor. Yani salaklık öyle bir şeydir, hani uyumayınca salağa bağlarsın ya. Bu öyle bir şeydir. Sen fark etmezsin. Etrafındaki için sıkıntıdır. Ama bu düşündüm de herhalde kim bu problem olmayabilir. Yani. Ne diyeyim? Evet ya, yani uykuyu almanız lazım. Keşke uyumadan günün 24 saatini rahat, güçlü ve dinamik olarak geçirebilsek, ama öyle olmuyor yani. Vücut dinlenmeye ihtiyacı var. İşte bu da bir makina. Bu makinenin de bir durması gerekiyor. Belli bir oranda, belli bir seviyede.
Yaparsın en azından yaparsın. Akşam yapamıyorum diye bir şey yok. İlla yaparsın. Yani akşam ya akşam iş çıkışında antrenman yapamıyorum diye sabah 4'ünde antrenmana gidin olsun. Sen bilirsin. Tabii ki sen bilirsin gene. Vücut senin. Hayat da senin. Ya bana gelip birisi sorsa abi senin salonuna geleceğim sabah 4'te antrenman yapacağım dese tekme tokat kovalarım bahsediyorsun. Git lan manyak mısın diye. Rüyanda mı gördüm manyak derim. Şöyle bir durum var yani, bak onu da söyleyeyim. Lahmacun olsun, spor kraliçti işte. Tabii tabii. Lahmacun öven benim değil mi? Japonlarda evrimsel olarak biz Homo sapiens sapiens insan ırkı. 8 saat uyuması gereken. Evrimsel olarak geldikleri bir nokta var. Bir grup insan türünün. Özellikle uzak doğuda Japonlarda görülüyor bu. Bizim 8 saatte aldığımız dinlenme oranın adamlar 4 saatte oluyorlar. İmrenilmeyecek bir şey değil. Muhteşem bir şey ama bizde yok şu an. Biz de o evrimi geçiriyoruz. Var bu da doğru ama biz onlardan değiliz yani. Kendinizi onlardanmış gibi düşünüp deneyebilirsiniz. 2 gün sonra görüşürüz. O da güzel yani. Yok bu UFO, vücutlar küçük falan değiller. Hiç de küçük değiller. Bizden uzunlar. Onu kim diyorsa Japonların kısa boylu olduğunu falan, o bir yalan. Evet çok kısa boyluları da var doğru ama bizdeki kadar yani. Bizde de var. Aranızda öyle inanılmaz bir fark yok. İşlere kısa boylu falan değildir arkadaşlar ya. Söyleyeyim baştan. Abi gidin arkadaşım ya. Bak görüyor musunuz? Bir görünmez olmuş koşabiliyor ama. Baştan tif var lan bu. Ha karşıda iki tif var. Japon'u üstün ırk ilan etmedim. Gerçeklerden bahsediyorum. Benden üstünler. Adamlara hakaret oluyor biz. Olur olur olur. Gökhan yapalım. İki tif'te biz girelim bakalım öyle oluyor muymuş. Adamlara aynı anda iki tif'te bir nekro ile uğraşıyorum ya. Bakalım ne oluyor. Hoppa. Herenzoid ne anlatıyorsun? Bak ben bugün... Bir şey konuşuldu bugün. Ben Japonya'da rastladığım bir mevzu. İki tane konu söyleyeyim size. Adamların üstün olup olmadığına siz karar verin, tamam mı? Bir kere çok çalışkanlar, çok dürüstler. Son derece de kaliteliler. Saygılılar bir kere, tamam mı? Adamlarda şöyle bir şey var. Hani biliyorsunuz bu metrolarda işe gidenleri sığmadıkları için itenler var ya. Kapı kapansın diye itiyorlar hani beyaz eldiven takıp. Günde sadece 2 saat çalıştıklarını biliyor musunuz onları? Sadece 2 saat çalışıyorlar. Peki ne kadar kazanıyorlar sizce? Sadece 2 saat bak 2 saat. Japonya'da herkesin bir işi var. Bir işin olması lazım.
Şimdi övünülecek şeylerden bir tanesi. Pek çok şey anlatabilirim. Ne kadar kazanıyorlardı ayda dolar bazında? 2 saat çalışarak. Yok mu tahmin? Tahmin yok mu ya? Okey, Chadon'dan 1400 geldi. Var mı artıran? Ya da düşüren. Tahminleri söyleyeyim bakalım. 2 saat çalışıyorlar günde. Ve görevleri... Trene sığmayanları itelemek. Biliyorsunuz bunu itiyorlar yani. Bir şey daha söyleyeceğim. Anladım. They've taken the bazaar from you. Başka tahmin gelme. Herezoy sustu zaten. Az uyuyunca böyle oluyor işte. Çalışmıyor kafa. Onların işinin zor olması önemli değil Gökhan. Yani 2 saat çalışıyorlar. 10.000 dolar kazanıyorlar arkadaşlar. 10.000. 10.000 dolar. İşin ne? İşin ne? Günde 2 saat çalışıyorsun. Evet, yok artık falan değil. Dünyayı bilmek gerekiyor yani. Pek çok açıdan. Bir şey daha söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeceğim. Bu hani şeyler var ya, çekçekler var, biliyor musunuz onu? Hani normalde bir atın yerine bir insan geçiyor. Tek kişilik bir araba böyle. İki tekerlekli. Tek tekerlek yani. Oraya birisi oturuyor, iki kişi oturuyor. Bir tane adam sizi çekiyor. Tokyo'da oluyor bu. Bak Tokyo'da. Yani gelişmiş şehrin ortasında. İnsan taksi, aynen. Bunu genelde üniversite öğrencileri yapıyor. Üniversite harçlıklarını çıkarmak için. Yani hepsi böyle canavar gibi olmuşlar zaten. Hiç küçük falan değiller. Benden uzunlar. Ben 1.83'üm. Lan benden uzunlar. Hiç benden daha kısasına çok nadir denk geldim. O üniversite öğrencileri ne kadar kazanıyordur sizce? Japonlar da kısa salınıyor ya, onun için dedim ben. Dedi çadır bu sefer yukarıdan atıyor. Yavaş yavaş dur. Yavaş yavaş. Yok, onlar da 5.000 ila 10.000 dolar arasında kazanıyor. Ya ülkenin şartları o şekilde. Okey. Bu arada Japonya pahalı falan da değil. Bunu da söyleyeyim. Gerçekten pahalı. Japonya'ya gitmek pahalı. Ben ne zaman oldum? Gevezelikten gidiyordum. Japonya'nın kendisi pahalı falan değil. Çünkü ona göre kazanıyor adam. Bu kadar basit bir şey. Öyle arkadaşlar. Hani yani şey değil. Hiç şu hareketi yaptırmadım. Öyle bir ülke yani. Şöyle söyleyeyim, bir tane obez görmedim. Bak şaka falan değil ha. Elenzoid. Yani sen antrenman edeceksin ya sabah 4'te. O yüzden diyorum. Bir tane obez görmedim, bir tane. Şaka değil ya, vallahi. Vardır tabii ki mutlaka kilo ile ilgili problem olan da. Hani bizde sokakta görürsün öyle. Buradan maçı kazanamayız tabii ki. Yalnız Necromancer yasaklansın ya. Onu da söyleyeyim. Adam yerdeyken öldürebiliyor ya. Bu çok ayıp bir hakikaten. Strong.
Nekrolar yasaklansın kampanyasına sikli katılın. Yaka bir tane. Yasaklanmasın. Ama yerde yere düştüğünde de tek skill'le öldürmesin. Adamı öldürebilir miyiz artık? Ben yok. Maçı ne sonsa kazanamayacağız ama bari vurayım dedim. Shadow maalesef öyle bir durum var. Yani ben... Ya işin kötü tarafı ne biliyor musunuz? Bu şeyde PvP lobisinde Necromancer NPC var biliyorsunuz orada. Şimdi bunu arena net bilmiyor olamaz yani. Oradaki bütün ben şey yaptım işte mesmer yaptım deniyorum. Oradaki bütün karakterleri kesebiliyor. Necro'yu kesemiyor neredeyse. Yani kesiyor tabii de Necro yere düşünce onu kesebiliyor. Yani var bir ayarsızlık. Yani kesin olarak bir ayarsızlık var onun. Benim bir karakter ekranını atsın da böyle yapacak. Beklettim anlıyorum. Ha, Necro'nun dezavantajları var mı? Var. Herkes şeye odaklanıyor. İşte Necro çok vuruyor falan. Evet. Çok vuruyor da çok güzel pat diye de ölüyor yani. O da bir gerçek. Hani o ekstra HP'si falan kurtarmıyor. Gayet güzel gidiyor. Ama sinir bozucu bir yüksek hasarı var. Böyle bir ben mesela onun için şeyden çekiniyorum. Hani yakın mesafeye kombata girmekten çekiniyorum ama Thief'te de şöyle bir sıkıntı durumu. Detay falan oynamıyorsanız heal ability'niz adama ışınlıyor sizi. Yani mesela benimki gibi Daredevil oynayanlar genelde birine steal yaptıklarında Warrior'a ya da Necro'ya yakınına giriyorsunuz ya. Yakınına girince Warrior mesela kafanızı gözünüzü kırıyor. Hemen kaçmanız lazım, uzaklaşmak için. Shadow gerçekten çok yüksek vuruyor. Hakikaten yüksek vuruyor. Gökhan attı bir şey. Parti yapalım. Buzon hoş geldin. Yani bugünkü de ilk maçımızı kaybettik çok şükür. Hay bakalım yani. Hoppa. Ranked. Ranked'den aşağı doğru gitmeye devam ediyoruz. Böyle bir şey yok ya. Bu hafta ne oldu bilmiyorum yani. Neyse. Bizde herkes alışsın. Ben denge güncellemesi. O gelir mutlaka çünkü çok bariz bir takım farklılıklar var. Özellikle stealth olan karakterlerle ilgili bu mekanik sistemde yani oyunun işleyişinde ciddi bir düzeltmesi yapması lazım. Stealth ile ilgili ArenaNet'in. Yapar mı bilmiyorum çünkü bu çıktığından beri böyle. Hani hep bahsediyorum ya ben buraya gidiyorum adam buraya sıkıyor stealth'teyken beni buluyor diye. İşin ilginç tarafı stealth'te deyken bulmuyor. Stealth'te var sıkıntı. Yani onlar bak yerine göre kuvvetli Shadow. Yerine göre kuvvetli. Yani Dragon Hunter'ın seni yakalarsa patlatır. Hani bir an yakalayıp o burst'unu yaparsa patlatıyor. Onu da yapsın zaten. Onu herkese yapıyor. Ve Guardian da Warrior da aynı şekilde. Hani yapsın onu. Onu yapabilsinler. Ben mesela şeyden yakınıyorum. O da Thief olarak daha çok dikkatimi çekiyor. Ama başka klasların da dikkatini çekiyordur herhalde. Necron'un bu açıp bakmadım ona da bakacağım hani. Özellikle inceleyeceğim. Dondurma durumu var ya hep anlatıyorum böyle buz kalıbına sokuyor sizi böyle bir. Cooldown, skill'ler de cooldown'a giriyor. Yani o biraz saçma. Ama yani o bu tarz şeyler hani çok 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 ekstra değiller. Yani ben çok kaşınırsam yiyorum. Heh Görkem hoş geldin. Hello there. Ranger mesafeni koruyabilirsen bir şey yapamıyor evet. Ya kaşınıyordan kastım da oydu zaten. Gidip de adamın dibine girersem ben onu bana patlatıyor. Ya aslında oyunun PvP sisteminde de var. Yani şu kişiye bunu yapma diyor oyun. Mesela işte
gidip de Berserker'ın arkasına ışınlanıp dürtmeye kalkma. Adam seni alır yerden yere vurur diyor yani. Chador var ya, yok bayağı bir. Ben her maçta Ranger'a denk geliyorum. Yani bak. Üçx buradasın. Üçx de geldi. Üç kişiyiz ama iki kişi girdik. Aynı takıma denk geldik. Bak karşıda da Ranger var. İki tane Ranger var. Biri şey Solbis, bir tanesi Druid. Bizde normal Untamed var iki tane. Bir tane de bizim 3x var. Şu anda yani biri bizden zaten. Biz Gökhan'la kesin taktiği yapıyoruz. İlka hoş geldin. Aleykümselam. Balıksın. Sen başka bir şey, başka bir direk tut. You lost the graveyard. Bizim Will Bender base alıyor şu an. You've captured the quarry. Peki, bakalım. You've taken the graveyard. The waterfall is yours. İyi yaptın İlkay, hoş geldin tekrardan. Ben Guild Wars 2'yi elinden geldiğince duyurmaya çalışıyorum. Burada guildimiz de var. Gelebilirsiniz arkadaşlar. Ağırlıklı olarak PvP yapıyorum zaten de. Ağırlıklı olarak demiyorum de neredeyse %100 PvP yapıyorum. Kalkasın diye. Ne kombat dönüyor yalnız. Basabilir miyim? Abi burayı da alalım, süper olacak. Neredeyse devirde pipim. Arkadaşlar hem YouTube'dan hem Twitch'ten aynı anda yayındayım. Bunu arada söyleyeceğim biliyorsunuz. Çünkü YouTube'daki abone sayımı da artırmaya başlıyorum. Oradan da abone olup beni takip ederseniz sevinirim. The waterfall is yours. Strong. Kurtaramadım. You lost the waterfall. I am so sorry.
Gıcık bir karakter. Yalnız şu anda zor durumdayım. Bak ya. Gardin. Adamlar her yere alıyorlar bu arada. İlkay şu anda bu oyun MMO'lar içerisindeki en başarılı oyun. MMO olarak. Rift oynamanın birinci kuralı nedir? Kalabalıksa mekan terk edin. Sen de buluşun. Yakına girmeyi niye sevmiyorum? İşte bu yüzden. Öldü mü o? Ne? Nasıl oldu oğlum? Hayır. Hayır. Ah! Kurtaramadım. Ama intikamını alabilirim. Yok, onu böyle öldürmek istiyorum. Hah. Oraya alsak. Abi ışınlanıp oraya mı denk getirdin? Vallahi bravo. Yok, bunu kurtaramayacağım anladım ama çekilmem gerekiyor. Bu kadar kişinde. The waterfall is yours. Very nice. You lost the graveyard. Bırakın yerde. Bak nasıl çekiyor. Oho! Hop. Oğlum o kadar çok üst üste şey yedim ki. Allah cezası. Rise Online'da dungeon'da bir tekir düşürdüm abi. Bir eleye özür. Ne, ciddi misin? Ne, sen ciddi misin chatman? Herhangi bir oyundaki eşyaya o parayı veren zaten aklını seveyim de ben. Ciddi misin sen? Ben niye uğraşıyorum ki ya? Yayın yapacağım da para kazanacağım diye. Muzon ne demiş? Legendary X'e başladım. O ne kadar güzel. Harika. Bu oyun kötü bir oyun önermem arkadaşlar. Guardian'ı öldürün. Kill the Guardian. Bak adama bak. Bizim Guardian nerede? Burada. Allah'ım bir yarım. Bilmendir. Ne yapayım? Bak ya, gelsene buraya. The waterfall is yours.
crossed the graveyard. Arkadaşlar, Knight Online, Metin 2, Rise Online gibi saçma sapan oyun olduğunu iddia eden ya da Black Desert Online gibi oyun olduğunu iddia eden kumar makinelerine kendinizi kaptırmayın. Böyle saçmalık olamaz yani. Hiçbir zaman önermedim, hiçbir zaman önermeyeceğim yani. Captured the quarry. Kalabalığın içinde benim ne işim var? Ortayı almazsak durum feci olacak. İyi yersem öleceğim orada. Sana bilmek için vallahi elinden geleni yapıyorum ama olmuyor yani. Onlara oyun diyemeyiz zaten. Gerçekten. Nerede o? Benim üst. Zaten ASP'ye geldim de. Otobüs. Gökhan, ben onu yapmaya çalışıyorum ama olmuyor. 3x burada mısın? O tarz oyunları yapanı da oynayanı da ciddi anlıyorum. Görkem, doğru söylüyorsun ya. Hiçbir şey. Gökhan, şöyle bir şey. Bizim Will Bender da başından beri adama yazıyorum de buradan. O da yer almaya gidiyor. Bak, 3x bizde, sen varsın, ben varım. Will Bender de yer almaya gidiyor. Biz çok iyi puan yaptık. Yemin ediyorum, salaklardan başlıyor şu. Ya senin ne işin var arkadaşım? Yani neden guardian yaptın o zaman? İki tane tip var ya, ne dolaşıyorsun? İki tipin olduğu yerde diyor ki ben support değilim diyor. Salak, sen supportsun demedim. Gel kombata gir dedim. Valla artık yani, lafımı da sakınmayacağım ya. Kombata gir diyor. Kombata. Karakter ekranından çekiyor. Çok komik yani. Bir dakika, bir dakika. Chador'un 300 bin TL'lik takı mı var oyunda? 300 bin TL'lik takı var oyunda. Zidan, neredesin? Bırak abi, yayın manyağı, oyun yapıyoruz. İçindeki her eşyayı 30 binden 40 binden 50 binden satacağız. Bu ne lan? İçinde 300 bin TL'lik takı mı var? Ya Chador, bu oyunları oynayanlar vaktiyle biz World of Warcraft oynadığımızda ya da Elder Scrolls oyun aylık para verdiğimizde oyuna aylık para verilir mi diyen salak tayfa. 30.000 TL 30.000 TL takıya veriyor adam. Bir yayıncının hesabı 1.5 milyon TL. Ne duruyorsun? Satsana hesabını. 1.5 milyon TL. Ya.
Oh. Ben artık o insan onun deli olduğunu düşünüyorum zaten de. Yok yok anladım çadır yok diyor. Bilmediğim bir mevzu değil aslında da. Yani bunu burada övüp övüp hani gerek yok. Bunu övmüyoruz zaten de. Ne diyebilirim ki? Bir saniye hemen geliyorum bak işte. Hemen geldim. Evet geldik geldik. Tamam. Alıyorum maç. Benlik değil öyle. Görkem çok çok acımasızsın. Ben kibar söylüyorum hadi. Güney hoş geldin. Teşekkür ederim yayınladığın için. Yani o tarz oyunlara ben ne diyebilirim ki? İsteyen oynasın. Ne yapayım? Sen oynamışsın mesela çadır. Sen satmışsın. 30 yani 30 bine satmışsın. Yani, sen kardasın. Diğeri ne düşünüyordu acaba? Sen bile diyorsun bir enayiye sattın diye yani. Dystopic Gamer. Dystopic Gamer teşekkür ederim. Abone olduğu için, destek olduğu için ellerini dert görmesin. Hoş geldin. Teşekkür ediyorum iyi yayınlar dileğine de. Aynı zamanda. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Hem Twitch'ten hem YouTube'dan yayında oluyorum. Yayındayım ve hani YouTube'a da abone olup destek olun diyorum ya. Bir yandan da Twitch'teki kanal sadakat puanlarına bir bakın isterseniz. Çoğu insan uzun zamandır onların bana değişimiyle ilgili belli kısıtlamalar koyuyor Twitch. Çoğunu ekledim. Bir sürü güzel şey ekledim. Bakabilirsiniz oraya. Oradan harcayan biliyor yani artık. Daha da ekleyeceğim. Bugün bayağı bir uğraştırdı beni. Düzenledim de aynı zamanda onları. Hayır yok Güney ancak sadece PvP yaparak bu oyundan sıkılırsın. Bakma benim yayınlarımın formatı PvP üstüne. Aynı zamanda sadece hiç ek paket almazsan şu you. No not me you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. Bakın bu Daredevil, Dead Eye ve Spectre diye 3 tane elit spec var Güney. Paket almazsan bunlar açılmıyor. Yani normal core ana skill'lerle oynayabilirsin. Chadon hiç bahsetmedim ondan öyle. Yani çok üstüne durup da hani böyle şey yapmak istemiyorum doğru yani. Orada çok şeyler dönüyor ve biliyorlardı da onların başına iş gelecek iş var ya. Benim de sonunda. Geçenlerde de patlayan, bundan bir sene önce falan da patlayanlar oldu biliyorsun. Böyle çok ünlü yayıncılardan falan. Neler neler yapılıyordu. O okuyoruz. Güney umarım yardımcı olmuştur. Hani bu oyunun PvE'sini de oynayın arkadaşlar. Sadece PvP'sini değil. Yani benim yayınların formatına ben hani böyle raid peşinde koşan, yaratık kesen, hani böyle bir dungeon peşinde koşayım hiçbir zaman olmadım. Diğer oyunlarda mesela Eson'da yayınlarını yaparken öyleydi. WoW'da, bugün Guild Wars 2'yi yayınlarken de aynı şekilde. Yani PvP ağırlıklı oluyor. Benim sevdiğim tarz o.
Yeterli olur Güney olur. Evet bak Revenant'ı seçemezsin Görkem'in dediği gibi. Bineğinli olmaz. 7,5 dolarlık olanı alabilirsin. 7,5 dolarlık olanı aldığında eline geçecek olan şey Head of Fire ile Heart of Thorns. Head of Fire'da zaten binekler var. Onların görevlerini yapar binekleri alabilirsin. Aynı zamanda Elite Spec'lerinde açılır. Olup biter. Twitch'te bir problem oldu galiba. Baksana bir Twitch'teki yayında bir sıkıntı var mı? Yok abi. Yok mu? Yayın dondu dedi. Bizlik değil. Burada şey değerlere bakıyorum bir oynama oluyor ama farklı gösteriyor bazen değerleri. Yok değil mi arkadaşlar yayında şu? Bak Görkem'in dediklerini tekrar ettim Güney. Yani paket rica ederim. Yani doğru söyledin. Revenant alamazsın. Bineğe binemezsin. Elite spekleri açamazsın. Oyunun PvE bölgelerinin bazı bölgelere ulaşamazsın. Hani gibi gibi böyle. Hani yapamazsın oradaki yapacağın şeyleri. Yani 7,5 dolarlık sonra üstüne koyup alabilirsin. Diğer şeylerde. DLC'leri de. Şu anda bakıyorum değerlerde bir anormallik yok arkadaşlar. Tuhaf bir şekilde dalgalanma oluyor Twitch'ten ama sanırım bu Twitch kaynaklı bir sorun. Yani varsa da eğer bir dalgalanma yayın akışında. Çünkü aynı anda iki platformda birden yayın yaptığım için ikisinde değerlerini görüyorum. YouTube stabil olarak gidiyor. Demek ki benim internetimde problem yok. Ama Twitch'te bir şeyler oluyor. Evet muhtemelen. Ya oyun indiriyorsan kesinlikle olmuştur. O zaman kesin takılmış olur. Yok sizlerin uyarılarınızı da dikkate alıyorum da hani olursa diye bakıyorum değerleri sürekli yan ekranda gözüm var zaten. Hadi bakalım az önce 3x'le denk geldi. Yan yanaydık ama kazanamadık. Olmadı. Bizden bir tane Willbender su koy verdi. Bir de ben support değilim dedi. Support değildin de kılıcını bari birine saplayaydın. Bundan sonra ben yayın formatında böyle yapacağım. Sen niye onu yapmadın? Sen niye bunu yapmadın? Makarası tabii de. Ya gerçekten mesela şeyle bizim Gökhan'la yani bu Amiral Trend'le karakteriyle o da Tief oynuyor. Ve hiç konuşmamıza bile gerek yok. Alıştık artık. Bir base almaya giderken ben yakındakine gidiyorum. O uzaktakine gidiyor. Ortada buluşuyoruz. Hani böyle bir döngümüz var. Geri kalan diğer yapacak işleri de yapıyoruz zaten. Bir de ortadaki kombata destek veriyoruz ama nedendir bilmiyorum. Biz bunu yaptığımız halde bir başkası da base almayı kendine görev ediniyor. Sonra olmuyor yani. Güney o zaman mantıklı yaptığın iş. Ya mantıklı. Yani 7,5 dolarlık şey mantıklı. Oyunda şeyleri de yani ejderhayı alamazsın. Onun için Living World sezon 4 gerekiyor. Ama onu oyun içerisindeki gold'u gem'e çevirerek alabiliyorsun. O dert olmaz yani. Yeter. Kürüyen hoş geldin. Komşumuz. O nedir? Ben onu bilmiyorum. O ne? Neymiş o? Şey değil mi bu? Buğday başak.
toplama makinesi mi diyeyim, ne deniyor ona? Farklı bir şey. Bakayım karşıda kim var? Direkt bu Warrior var, Wildbender var ve Reaper var. Bunların ortaya gitmesi lazım. Kesin ki biz bir iş yapalım. Karşıda da Warrior var, Fish de var, Ranger de var. Yani biz mantıken kazanmalıyız ama dur bakalım ne olacak. Bir kere de ver, gördüm az önce baktım. 3x orada o Wildbender batırdı ortalığı. Hiçbir kombata destek vermedi herif. Ya biz iki thief zaten base alıyoruz. Bir de üçüncü olarak kendi base almaya kalktı adam. Çekan yüzü ya. Hayır, yukarı çık. 150 bin euro. Yani işte biliyorsun çenesini yorar. Valla yani neden bilmiyorum. Yani yapan yani neden bilmiyorum yani şeyini. Onu neden öyle denk geliyor? Yani zihnen sorunlu adam niye denk geliyor onu bilmiyorum. Yani adam kasmış karakter, pırıl pırıl yanıyor, ışıl ışıl. Herif saçma sapan oynuyor ya. Ben de bunu yaptım. Ya bizim gardiyan gitme şuraya. O kadar adam geliyorsanız ben burada niye diriyim? Yazamadım zaten. Uzun uzun izahat yapamıyorum. Hadi. İyi yaptılar gene, şeyleri kestiler. Bak ya. Ya hayır. İyi yaptım. Ya Warrior niye gidiyorsun be? Hadi yiyeceğim. Bir bak, yanındaki arkadaşı kaldırıyor onu. Ooo, kaç kişiyiz burada? Ben gideyim. Tamam, madem öyle. Ortayı alabilir miyiz? Adamların hepsi burada.
Geliyor. Yok lan. Bak ya. The chieftain has returned. Spawniers return. You've seized the henge. Oh. Bak bak bak. Kaç tane element çıkartıyor ya yanına? Oraya git. Buraya gidiyor. Kazanabilmek için her yere sulanıyorum ama. Çok fena basıyorlar seni orayı. Desteğe gelmem lazım. Neredesin? 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 You've taken the mine. Bir de herkes eşitse sen niye yaratık edeceksin? Bu çok alakalı bir soru olmadı. Yani hani bir Ferrari 300 kilometre yapıyorsa karınca neden kendi ağırlığının 40 katını kaldırıyor gibi bir soru oldu bu. Bilmiyorum yani. Nihat, teşekkür ederim yayınlarına için. Hoş geldin. Bir de arenada herkes eşit. Bunda tabi arenada eşit olmanın kuryal şaka bir yana. Arenada herkes eşit. Eşya olarak eşit. Buradaki amaç şey, rating yapmak ya da sadece rating yapmak değil. Kazandıkça gelen ödüller var. O ödüllerle zaten dışarıda yapacağım, yani open world'da yapacağım. Ya da world versus world'daki yapacağım PvP ile ilgili eşyalarını ciddi olarak toplayabiliyorsun. Çok basit şekilde. Hızlı bir şekilde. Bu oyun için çok hızlı. O eşyalar da kalıcı zaten. Sezonluk saçma sapan eşyalar olmadığı için hem eğlenceli maç yapmış oluyorsun hem de oyunun son sistem eşyalarını, son eşyaları giymiş oluyorsun. Kendine göre dizayn ediyorsun yani. Onun için rahat. Yaratık keserek de aynı şeyleri yapabilirsin. Oyun biraz şu şekilde işliyor. Yani bir şeyi ister arenadan yap, ister PvP'den yap, ister Frag'dan da yap, ister World vs. World'dan yap gibi bir seçeneği var orada. Yani istediğin şeyi kullanabilirsin. O konuda rahat bırak çünkü. Oh. Ya ah, kullan ulan şu olay var ya, çıldırtıyor beni ya. Kaçamazsın. Kaçamazsın. Elektronik mi kaçtı diyorum. Hemen gelacaksın. Nasıl gıcık. Spawniers return. Gel şunu öldürelim hemen çabuk. Herkese üstünlük kuramazsın. Burada yetenekle herkese üstünlük kuruyorsun. Arenada da öyle mantıken kuruyor, yani yetenekle üstünlük kuruyorsun. Eğer eşyayla üstünlük kurmak istiyorsan onun için çok yeni bir oyun bulup, yeni bir MMO bulup herkes eşyalanmadan eşyalanmaya çalışıp birkaç ay insanlara üstünlük sağlayıp herkes eşitken de dayak yiyor olman lazım bu durumda. Herkes eşit ama zihnen eşit değil kuruyor. Yani
Yarışmayı kazanamıyoruz ya, ne kadar kötü ya. Senin dediğin oyun kurar ne yazık ki Guild Wars 2 değil. Senin dediğin oyunlar Rise Online gibi, Knight gibi saçma sapan şeylerden bahsediyorsun aslında. Böyle bir sistem olması lazım. Herkes eşit olmasın diyorsan para verip eşya alabildiğin sistemdeki oyunlara bakman lazım. Senin hangisini tutuyorsa. Tamam, ben de onu merak ediyorum. Nasıl oldu da o Necro görünmez oldu, onu anlamış değilim ama neyse. Necro'ydu o ve görünmez oldu adam. Bak Chadorn diyor ki, Kuryel, YouTube'dan da aynı zamanda yayındayım ya, iki tarafta da var. Arkadaşlar sohbet ediyoruz. Rise Online oynayabilirim, 1 milyona char dizerse diyor, 1 milyon TL'den bahsediyoruz bu arada. %95'ten daha kuvvetli olabilirsin. Makara yaptığını düşünüyorum ben Kuryel. Valla o zaman şöyle söyleyeyim Kuryel. Çok peşin hükümlü karar veriyorsun. Diyorsun ki PvE yaparken amaç PvP'de güçlü olmak değilse oyun sana amaç vermez ki diyorsun. Senin bu oyunu hiç bilmediğini anlıyorum o zaman. Bu oyun Guild Wars 2 PvE içeriği şu andaki MMO'lar içerisinde en dolu olanı. Şaşıracak kadar çok fazla şey var. PvP içeriği de çok. Yanlış düşünüyorsun ama oynamadan bilemezsin zaten. PvE yaparken amaç farklı, PvP yaparken amaç farklı. Şunu da yapabilirsin, PvE yaparken eşyalarını toparlasın PvE'den. Bak bu da olur, şu da olur. Bu oyunda şöyle bir şey yapabilirsin. Yani PvP'den, PvE'den eşyalarını yaparsın. Sonra World vs. World'e girersin o eşyalarla. Birilerini kesmeye çalışırsın. O da olur. Ama senin bahsettiğin şey Kuryel, amaç güçlü olup birilerini kesmekse seninkisi birazcık şey, ego tatminiyle alakalı bir şeye giriyor. Hani ben herkesten güçlüyüm, parçalarıma geliyor biraz iş. O ne yazık ki bu dünyada öyle işlemiyor. Bizde Türkçe'de çok güzel bir söz vardı biliyorsun, en elden üstündür diye. Sen çok kuvvetli olabilirsin, herkesi yatırabilirsin, bir başkası da gelir seni yatırır. Ben de bazen yayınlarda coşuyorum, hepinizi keseceğim bilmem falan adam. Biliyorum yani, biri de gelecek beni kesecek yani, bu kadar basit. Eğlenmeyi amaçlamak lazım. Bir kurel bir yayıncıdan örnek vereyim ben sana. Bakın söyleyeyim onda nasıl bir şey olduğunu. Siz de beraber gülersiniz belki. Çok ünlü bir Elder Scrolls Online PvP yayıncısı vardı. Çok ünlü. Çünkü oyun çıktığı andan itibaren yayınları yapmaya başladı. Okey. Ondan sonra önüne geleni de kesiyordu. Ama önüne geleni kesiyordu adam. Gerçekten çok iyi oynuyordu. Hakikaten iyi oynuyordu. Ben gördüğüm en iyi PvP oyuncularından bir tanesi adam. Ama bazen işte fazla iyi olmak sana zararlı olur. Keskin sirke küpüne zararlı gibi. Yani iki tane ordu karşı karşıya geliyordu mesela Cyrodiil'de. Tek tek adam çıkartıyorlardı bunun karşısına. Bak tek tek adam çıkartıyordu. Birini gelen indiriyor gideni indiriyor gelen indiriyor. Ya tabii ki birden fazla adam saldırdığında ölecek bu adam. Ama karşısına adam hani şey var ya orta çağda savaşlar vardır. İki ordu karşı karşıya gelir en iyi adamlarını çıkartır falan. Bu her çıkartana indiriyor. Aşil gibi herif önüne geleni kesiyor. Ve tabi bu aylarca devam etti bak, aylarca devam etti. Gerçekten iyi oyuncu. Yayında da şiştikçe şişiyor artık böyle. Ay şöyle iyi oyuncuyum ben falan. Oluyor, hissediyorsun adamda bunu. Bir tane adam çıktı. O kadar zaman çıkmadı. Bir tane hep denk geldi. Kaç milyon adam oynuyor bu oyunu. Bunu bir dövdü. Bir oldu, iki oldu, üç oldu. Bu tabi yeniden pehlivan güreşe doymaz. Daha da evvelinden de olmamış başına. Yenildikçe bir daha yaptı. Yenildikçe bir daha yaptı. Adam her seferinde tokatladı bunu. Kalktı, klavyeyi devirdi, monitörü devirdi, ortada ürünler yazıyor, küfürler, bam kapattı yayını, bir daha yok etti. Yani bak bu oyunda eşyalar eşitken birinin gelebileceği maksimum noktaya gelip birini kesecek seni tabii ki yani. Hani oyundaki eğlenmek lazım. Demek istediğim o. Hani kazanmak istiyoruz biz de tabii ki ama her zaman kazanamaz. Yani o kadar hırsız yapmak falan vardı ya işte 70 kilo. Shadow çok eski mevzu, boşver. SO ilk çıktığında olan mevzu.
Ve ismini verirsem doğru olmaz. Ama adam iyi bir oyuncu ve iyi bir yayıncıydı. Kendi kendini patlattı. Kendi kendini patlattı adam. Belki yapmıştır ondan sonra. Belki isim değiştirmiştir. Motoru kamerayı kapat. Bilmiyorum. Yani onu şeyini takip etmiyorum ondan sonra. Ha öyle değildi Kurayan ne yazık ki. Karşısındaki adam da gayet geldi kesti yani. Olacaktır bu iş. Ölümsüz diye bir şey yok. Dünyada ölümsüz, ölümsüzlük diye bir şey yok arkadaşlar. Dünyada ölümsüz olan bir şey var, o da deniz anası. Biliyorsun değil mi onu? Yani onun için çok heveslenmeyin. Ölümsüzlük bize mahsus değil, deniz analarında olur. Ayrıca biri de gelecek sizi kesecek yani. O olayı biliyorsunuz değil mi deniz anası? Düşünsenize, bir tane deniz anası var ölmüyor, ölümsüz. Ne kadar yazık. Valla gerçekten çok yazık. Ya ölümsüzsün ve deniz anasısın. Yani hayattan ne beklentin olabilir ki? Bir de öyle bir balık da var. Deniz anası beyin yok, göz yok, bir şey yok. Sadece bu. Sonsuza kadar. Ey Allah'ım. Vardır bir bildiği herhalde. Ne bileyim ben. Ama bana komik geliyor. İlahi komedi yani. Arkadaşlar sadakat puanlarıyla harcanabilecek pek çok şey ekledim. Onu da söyleyeyim. İsterseniz değerlendirin. Size kalmış. Hepsi ses efektidir. Yazıyor zaten üstünde. O oyuncu Nightblade oynuyordu genelde. Nightblade de oynadı, Dragon Knight de oynadı. İkisinde de gayet iyi oynuyordu. Şu anda mesela Eldritch Blast Online'ın en iyi yayıncısı bence. Bence en iyi yayıncısı İspanyol bir abi. Yanılmıyorsam İspanya'dan mı yapıyor bilmiyorum ama Bislobo isminde. Yani bazı yayıncıların ismini vereceğim böyle yani düzgün adam değil. Bence yani ESO falan oynuyorsanız takip edilmesi gereken, izlenmesi gereken kişilerden bir tanesi de o. Doğru düzgün bir yayıncı yani. Ya ben onu mesela tavsiye edilen yayıncılar bölümüne eklemek isterim ama onlar da beni eklerse daha güzel olur. Neyse işte böyle. Vallahi yani bakıyorum. Ben artık bizim grupta böyle Bilbendi falan Guardian olunca... Bizim ekipte Bilbender falan olunca şey yapamıyorum ya. Artık güvenemiyorum yani. Karşıda Bilbender var. Necro, Engineer, Ranger, Untamed. Hadi bakalım. Bizden kimse var mı karşıda? Yok. Ben yine yakındakine. Vallahi Gökhan ne diyeyim ki? Yani ben... Yapılması gerekeni yapıyorum yani bak. Birebir de kesiyoruz. Birebir de kesiyoruz yani. Kesmiyor değil, çatır çatır kesiyoruz adamları. İkiye birde de kesiyoruz. Base de alıyoruz. Yani çıkan NPC'leri de kesiyoruz. Çünkü şu halde daha ne yapabilirim bilmiyorum yani. Assassin kesesin, hoş geldin. Aha, bak şimdi şeyde Gökhan'la oynuyoruz Trendy'yle. Yani deminden beri var ya, haritalarda yapmadığımız numara kalmadı. İki tane değil, hobby base alıyorum, ben bir base alıyorum. Adamları o orada kesiyor, ben burada kesiyorum. Bak iki adam o orada kesiyor, iki adam ben burada kesiyorum. Yaratıkları kesiyoruz, ortadaki base almaya geliyoruz ve yeniliyoruz. Hayır, oynamıyor adamlar. Yani oynamadıkları için yapabileceğim bir şey yok yani. Alçak.
Kendi bir tadına bakar mısın? Bu adam nasıl böyle kalkıyor? Ben onu çözebilirsem daha da sevineceğim ama. Onu kaldırıyor, onu kaldırıyor. Evet, ne artık bütün ekibine göre ben de gidebilirim değil mi? Oh. Enable hoş geldin. Hayır değilim. Kuryen politika ile ilgili değilim. Enable boşuna uğraşma. Boşuna uğraşma. Asıl siz kendinizi bavuldan kurtarın. Yazık size. Gökhan, ben senin yanına yardıma geliyorum çünkü bu adamlar ortayı da alamıyorlar. Bari ikimiz bir iş yapalım. Bu adamlar ortayı da alamıyor. Ben deminden beri 4'e 1 kombat yapıyorum orada. Nerede? Geri kalan nerede bilmiyorum yani. Umurumda değil. Bak, base gidiyor bizden. Of 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 of. Oh. You've taken the mine. Ben yatacağım, ben belli. O da yattı da. They took the hand. Ay, buraya bak keyfe. Teşekkür ederim yayına geldiğin için, sohbet ettiğin için. Her zaman beklerim biliyorsun. Yapacak bir şey yok. Damnable şeyi zorluyor. Beni WoW'a zorlamaya çalışıyor da. Biraz geç kaldın. Onun konusu geçti. Bırak bu, bırak. Bu bırak. Kasım diyorum, başka bir şey demiyorum ki. Görürüz. Görürüz. Böyle 5 ifi saldırmaya benzemiyor değil mi? The chieftain has returned. Yani hoş geldin. Sana da iyi akşamlar. Bir kalkar gelir zaten o adam buraya. Hadi. Damnable yap. Bak, bunu klip alabilirsiniz. Bir daha asla World of Warcraft gibi boktan bir oyun oynamayacak, tamam mı? Bok dedi. Bok dedim. Okey. Storm hoş geldin. Evet, bence de yanlış talent oynuyordum. Yok, ben beceremiyordum zaten bu oyunu. Ne valla? Biri burada önceden yazı yazmaya çalışıyor. 3-1 diye ama. Hocam yanlış tanetle oynuyorum, yanlış silahla oynuyorum, yanlış ırkla oynuyorum. Belki yanlış serverda bile oynuyor olabilirim. Değil canım.
Bak bu kadar alana koyduğu şeyin içinde durmamak gerekiyor da bunu Amosus çekiyor bir de. Git şu kadar bir alanı kontrol etmeyi ver bir zahmet ya. Arkadan bir kişi daha geliyor. Yani bir kişi daha geldi. Kaç kişisiniz? Hepsi orada 4-5. Evladım. Neyine güveniyorsun? O kadar da bir teke teke canını okurum yani. Kusura bakma da yani. Bunun PvE'si daha iyi Güney. Ha yapacak bir şey yok. Bunun PvE'si de daha iyi. Güney bunun PvE'si de PvP'si de WoW'dan 10 kat daha iyi. Şaka falan değil. Bir şey savunmuyorum arkadaşlar. Bunu net olarak söylemem lazım yani. Ha sizin sevmeniz farklı konu. Yani bak seversiniz WoW'u, o başka bir şey. O sizin zevkiniz. Hey, o başka, ona kimsenin bir şey diyebilitesi yok zaten. Kim de diyebilir ki ona. Ama hani iyi olup olmaması, kaliteli olup olmaması. Sen mesela Skoda seversin, ben Ferrari severim, tamam mı? Senin Skoda sevmene ben bir şey diyemem ama Ferrari daha iyi bir şey. Daha iyi bir araba değil mi? WoW'da öyle işte. Skoda, hani eski model. 80 model Skoda gibi şu an. Daha da iyisi var. 2004 model Skoda. Okey. Bu da 2012 model Ferrari. Lan bunlar niye çıkıyor? Neyse. Zaten gitti. Storm sağ olsun iyi yayınlar dediğin için hoş geldin tekrardan. Büyük konuşmayacağım falan değil arkadaşlar. Bak kat oynamayacağımı söylüyorum size. Çünkü nedeni de belli. Ve ben bayağı da World of Warcraft oynamıyorum. Farkında mısınız? Biraz duralım. Yok ya. Ben bayağıdır oynamıyorum. World of Warcraft'tan bahsetmek bile istemiyorum artık. Siz bahsediyorsunuz. Bunu geçen yayında da söyledim. Güney bu oyunu bilmiyorsun çünkü. Bu oyunu bilmiyorsun ondan. Bak bu oyun ne Dragonflight'a kadar WoW'u ben de destekliyordum. Biliyorsunuz yayınlarını yapıyordum zaten. Shadowlands'ın falan. Problem yok. Ama şu anda iyi bir oyun değil bence. Hah işte Dione'yi bir onu kaçırdık ya. Size bir şey söyleyeyim net olarak. Çok bunu ister dinleyin ister dinlemeyin. Çünkü hayatta bir sürü şeyle karşılaşacaksınız. Çoğu genç arkadaşlar izliyor. Benim yaşımda olan insanlar da izliyor yayını. Hayatta insanlara geri veremeyeceğiniz tek şey zamandır. Ha. Zamanı ödeyebilir misin? Para karşılığı var mı zaman? Ama mesela mesai, seni gelir mesela haftanın 7 günü çalıştırır adam, pazar günü parasını versen olacak, senin zamanını alır. Ödeyemez mi? Sinir olursun. Gereken şeyi de ver mesela şeyi, mesai ücretini. WoW da onun gibi. Sen giriyorsun, oynuyorsun, 3 ay sonra resetleniyor. Ne karakterin kalıyor, ne eşyan kalıyor. 6 ay oynamasan geldiğinde karakterini de oyunda tanıyamazsın. Alışmak için zaman geçiyor. Bütün MMO'larda gerçi alışmak için zaman geçiyor ama verdiğin emeğin bir kıymeti yok. Yani 20 yıldır insanların verdiği emeğin bir kıymeti yok. Yani eşya yaptın sıfırlandı. Eşya yaptın sıfırlandı. Sonra WoW en iyisi. Değil arkadaşlar. Bok gibi oyun. Bu kadar basit yani. Şu anda bok gibi oyun. Bok da. Oyun Elden Ring, Baldur's Gate 3 gibi oyunlar varken veya Hogwarts Legacy gibi oyunlar varken bunlar aynı kategoride değiller ama bunlar gerçekten iyi oyunlar. MMO kategorisinde Guild Wars 2, Elder Scrolls Online gibi oyunları iyidir. Geri kalanını Knight Online'da oynayan var, Rise Online'da oynayan var. Yani kaliteyi de sevebilirsiniz, çöp de sevebilirsiniz. Bu tamamen kişisel tercih meselesi. Ona kimse bir şey diyemez.
Ama onun için WoW'un boktan olduğunu söylüyorum, çöp olduğunu söylüyorum. Ama tercih yine sizdir. Yani kimseye karışamaz o. Ben güne gider Ring of Fire'dayım ama Ring of Fire serverında karakter açamazsın. Muhtemelen dolu çünkü. Farklı bir serverda açabilirsin. Fark etmez. World vs. World dışında her şeyi yapabiliyoruz çünkü. Güvenimiz de var. Gelebilirsin. Bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Bu mevzuyu artık her gün konuşuyoruz ama ben de sıkıldım. Bir kere daha bunu söyleyip kapatacağım. Bakın ben bir yayıncıyım, tamam mı? Bunu uzun zamandır yapıyorum. Oyun işinde de çok uzun zamandır varım zaten. Okey. Bir oyunu size önerdiğim zaman sizin cebinizden para çıkacağını düşünmem lazım diye. Böyle herkese küfür edip yayın yapan yayıncılardan değil diye. Ne bakmasın kimseye, bunu net olarak söylemek lazım. Ben World of Warcraft'ı önerdiğim zaman diyeceğim ki adama World of Warcraft'ı oynayabilirim ben. Oyna dediğim zaman şu anda bile paket alıp aylık para vermesi lazım. Seneye paket gelecek, Warbeat'in gelecek, ona da para vermeniz lazım. Aylık ücretiniz var. Beğenmediğinizde ne olacak? Ben önerdim, aldın, patladı. Ne oldu? Gitti paran, değil mi? Zamanın da gitti. Bak ikisi de gitti. Bu oyunda girersin Steam'e, indirirsin ya da kendi sitesine indirirsin. Free to play olarak 80 level'a kadar oynarsın. Beğenmiyorsan DLC'sini almazsın. Bitti bu kadar. Oyun kendine bu kadar güveniyor. İstersen oyna, ister oynama. Beğeniyorsan devam edersin, beğenmiyorsan etmezsin. Paran da cebinde kalır. 10 dakikada da karar verebilirsin bu oyunun iyi olduğuna. 100 saatte de karar veremeyebilirsin. Sana kalmış bir şey. Guts'a hoş geldin. Selamlar, teşekkür ederim yeniler için. Bu kadar yani. Ne kaçtınız buraya? Ne kaçtınız buraya? Yok ben bir bağımsız yapayım dedim. Çıkıyorum tekrar yukarı. Bak yapıyor. Başka kanala kaçıyor, yakalıyor bir ya. Ya buraya. Marksman hoş geldin. Değil mi? WoW'la kapışacak MMO yok. Saçma sapan oyun yapmak hızında. Bro hoş geldin. Ben sana kalmış. Eğleniyorsan kalabilirsin aynı mapte. Yani bak şimdi. Savunmak başka bir konu. Seviyor olabilirsin. Sevmeyi, bak mesela Damnable'da geliyor. WoW oynamayı seviyor. Bizim Arda geliyor, seviyor oynamayı. Şimdi insanların sevdiği bir şey söyleyemem. Hani sen onu niye seviyorsun denmez yani. Ama kendi fikrimi söylüyorum ve bunu bir sadece oyun seven biri olarak da söylemiyorum. Yani dediğim gibi az önce öneriyor olmam lazım ya. Yani bunu dur bu arada bir alalım da. Pardon. Yani az önce açıkladığım gibi durum. Hani benim açımdan bakın. Ha yoksa ben Allah aşkına şunu düşünebiliyor musunuz? Bak bunu çok anlattım ya. Damnable, bak bunu da çok söyledim. Geçenlerde de konuştuk yine aynı mevzu. Ya ben WoW yayını arttığımda daha fazla izleneceğimi bilmiyor muyum sizce? Daha fazla izlenince daha fazla para kazanacağımı bilmiyor muyum? Gidip de herkesi Rated Battleground'da organize etmeye kalkıp ekip toplayıp haydi PvP yapıyoruz deyip pazartesi salı günleri saat 9-11 arasında PvP Rated Battleground etkinliği açıp ya da hafta içi de başka günlerde Tesla yayın açıp 70'lere 80'lere 100'lere oynamayı bilmiyor muyum yani? Türkiye'de oyun yayınları çok fazla izlenmiyor. 30-40 izleniyor işte. 20-40 aralığında. Bilmiyor muyum bunu? Ondan 80-90-100 abonelere çıkmayı bilmiyor muyum? Bunu bilmiyor olabilir miyim sizce? Daha fazla izleneceğimi, bunu YouTube'da şey yaptığında daha fazla izleneceğini bilmiyor muyum sen? Sadece çöp sevmiyorum. Ne yapayım? Bu oyunun eleştirilecek yanları var mı bu It Wars'ın? Ben mesela oynadığım klasla ilgili şöyle de olsaydı iyi olur dediğim noktalar var. Var, yanlış değil. Ama en azından benim verdiğim vaktim bir kıymeti var. Eşyalarımı yaptım burada, 2 ay sürdü yapmam. Ve artık yani bu ömürlük hani yeterse.
keşke iyi olsa arkadaşlar. Ben de gıcık değil. Bak özellikle zaten WoW'a düşman falan değilim. Banksman. Özellikle hani Blizzard'da düşman falan değilim. Niye olayım ki? Bunca zaman iyi oyunlarını oynadık adam. Ama ben şu anda onların yaptığı bir şey öneremiyorum. Kimse kusura bakmasın. Az önce dediğim gibi çok izleniyorum diye öneririm bak. Normalde öyle yaparsın. Biliyorsun işini yaparsın. Bilmiyormuşum demek ki işimi ben. Uf. O da ayrı bir şey mi acaba? O da ayrı bir şey. Bilerek şey, klas dengesinin olmadığını, bilerek klas dengesini sağlamadıklarını, bunu hep söylüyorum. Bir ay Hunter oynayın, bir ay Paladin oynayın, bir ay bir şey oynayın. Bu da pislik bir durum. Sizin oynadığınız klasa bağlı oluyor olmanız, ben Rogue seviyorum onunla oynayacağım demeniz şey değil. VS atamazsın Sura. Ona da söyleyeceğim ama biraz karışık orası Sura. Batman toplamda 17. ay boyunca. Ellerin dert görmesin. Sağ olsun desteğin için. Bu arada yeni abone rozetlerini falan etkinleştirdim. Burada gözüküyor olması lazım. Neden gözükmediğini anlayamadım. Senin abone rozetinin gözükmesi lazım Marksman. Sen mi kapattın acaba bilmiyorum. Gözükmesi lazım. 6 aylık abone rozeti gözüküyor. Marksman'da Prime Game gözüküyor. İlginç. 17 aylık abone. Sura şöyle bir durum var. Bu PvP lobide PvP lobisine gittiğinde orada kapışabileceğin bir yer var ama nasıl söyleyeyim, Black Desert Online'ın böyle herkesin birbirini kestiği bir alanı var ya, onun gibi bir yer orası. Yani gidersin iki kişi kapışmaya kalkarsın, 5 kişi üstüne zıplar. Orası pek uygun bir yer değil. Burada VS de yok. Ama PvP lobide bazı şeyleri deneyebilirsiniz arkadaşlar. Sonra öyle halledebilirsin. PvP lobiye git, orada damiler var ve klaslar var. Bir bölgede de arena var orada. O arenada da birbirinize karşı deneyebilirsiniz ama biraz sıkıntılı. Çünkü öleceksin, birileri saldıracak, kombatta olacaksın, ışınlanamayacaksın. Orası biraz dangalak olmuş. Yani bunu da söylüyorum. Ben gene yakındakine, sen gene uzaktakine. Hadi bakalım. Yok ya, kazanamıyoruz ya. Gerçekten kötü takımlar geliyor. Bu kadar üst üste ben inanılır mı değil yani. Keşke World of Warcraft güzel olsa ya, oynasak ama değil. Ne yapayım? Ben mesela Unreal 5 ile gelecek MMO'lar var. Bakacağız onlara arkadaşlar. Yani ben yeni gelen MMO, Age of Creation gelecek. Ben alıp yayını yapmak istiyorum. Ha, kötü olur, devam etmeyiz. Bu oyunu oynuyorken başka bir MMO'ya geçmek de istemiyorum şimdi. Ama bir yayıncı olarak yeni gelen şeyleri tanıtacağım size. Ronald Liberty Patlak. Storm Chronicle Liberty Patlak. You lost the graveyard. Bak bu kapışmaya gitme, gel buraya. Neden patlak olduğunu da söyleyeyim. NC Soft'un genelde yaptığı şeylerden hayır gelmez o yüzden. Şöyle söyleyeyim. Yani batıya geldiğinde bir kere daha değerlendiririz. Geldi mi gelmedi mi onu da bilmiyorum. Gelmedi herhalde hala. Şöyle bir şey var. Orada mesela bir tane tankın tüm guild'i tankladığını göreceksiniz. Kombattan sonra daha da net okurum da arkadaşlar, şey yapamıyorum şimdi.
Bunu söylediler ama pay to win'lik olayı. Bak NCSoft'un yaptığı oyunlara bakın bu Arena Net'in oyunu Guild Wars 2 yayıncısı NCSoft, yayıncı aldı. NCSoft'un yaptığı oyunların hepsinde var sıkıntı. Zamanının iyi yayıncılarından olduğu için yapıyor ama nasıl söyleyeyim size, bazı oyun şöyle bir açıklama yaptılar. Bazı oyunların ayakta kalması için bir takım şeylere izin vermek gerek diye bir açıklama yaptı NCSoft yetkilisi. Şimdi sen bunu söyleyen firmadan ne bekliyorsun ki? Artı ben 100 kişinin atak yaptığı ve ölmeyen tank gördüm oyunda. Şaka yapmıyorum, adam duruyor. Hareket etmiyor, duruyor. 100 kişi üstüne yağdırıyor, herif hala duruyor. Ben böyle oyunun PvP'sine tükürürüm yani. Kimse kusura bakmasın. Her yeri alabilirsiniz bu arada. Adamları burada oyalıyoruz. Ya da onlar bizi oyalıyor biliyor musun? Dakika alalım. Kill them. Al. Seni nasıl kurtarsam, Geldi. Arkadan geldi gene. Ranger. Ben kaçayım. Alın her yeri. Ya bu nasıl alamıyor herkes? Herkes alamıyor. Bak 1 2 3 You've taken the graveyard. Aa buradan geçemiyorum. Hayır. Ben fena daldım ya. Bu map'i nasıl bitireceğiz? Map'i nasıl bitireceksin? Muzon map'in sol tarafında yapman gereken şeyleri gösteriyor. Orada işte waypoint'leri bulacaksın. Bulman gereken noktalar var. Onları bulman gerekiyor. Yani onları açman gerekiyor daha doğrusu. Onları da sağ üst köşede gösteriyor aslında. Önce buna git, sonra buna git diye. Outfitlerin hepsini şeyden alabilirsin. Blackline Trading Company'den para verip alıyorsun. Ona paralı. Oo biri daha geldi. Hop. Peki. O başka. O Blackline Trading o sandık farklı konu. Şunu diyorsun sen. Blackline Chest. Oradan illaki çıkmak zorunda değil. Görüntü çıkmak zorunda değil. O başka bir şey. Benim derdim sizi yenmek değil, buraya çek, dikkatinizi buraya çekmek. Aa, kaçamıyorum.
Olabilir mi? Heh. Ben milleti buraya toplayayım ki kazanalım diye şey yapıyorum. Ya. Hadi uğraş. O sandık zaman zaman geliyor. Yaptığın işe göre PvE'den geliyor. PvP'den de gelebilir. PvP ödüllerinden bu reward track'lerde var. Bak şöyle göstereyim. Bazı reward track'lerde olması lazım. Bunun anahtarı da bu reward track'ten geliyor. Drop da olabiliyor bildiğim kadarıyla. Ödüllerde de vardı da dur şimdi. Bu maçı kazanabiliriz. Ben böyle bu maçta saçma sapan oynadım ama en azından 3-4 kişi üstüme çekerek orada base alınmasını sağlayayım dedim. İşe de yarıyor herhalde. Yani bu sefer olmayacak. Hop. Ben de yalnız değilim. Böyle 3'e 1 olmaz. The waterfall is yours. Hadi bakalım. All 3 points. Bu sefer oldu. Bu ne ya? kaç gündür? Yalnız şey işe yaradı. Gökhan dikkat ettin mi? Trende. Yani sizin yaptığınız, senin yaptığın işin dışında bu şeye gittim ya ben. Adamların base'ine saldırdım. Bir kişi daha geldi bir ara, sonra yine ben tek tek gittim. Şeye saldırıyorum diye bunların lorduna. 4 kişi falan oraya geliyorlar. İyi yani. Tuttu mu? Ondan mı oldu tam taktik onu bilemiyorum. Çünkü bir yere çekmek lazım. Çünkü bizimkiler şey yapıyor. Yani ortadaki kombatı neden bilmiyorum. Kazanabilen ekibe denk gelemiyoruz. Yani sen de ben de 4'e 1 kombat yapabiliyoruz orada ama neden bilmiyorum adamlar kazanamıyor yani. Niye abi bir takıları nasıl alıyoruz? Bak göstereyim. Bunu her yayında anlatıyorum. Bak şimdi. Çok basit şimdi. PvP'ye girdiğinde tamam. Arena'ya giriyorsun. Okey. Burada reward track nerede bu? Tamam bir dakika. Lig kısmı var bak ikinci sektör. Lig kısmında önce PvP unranked'ı maça girip PvP level'ını 20 yapman lazım. Okey. 20 yaptıktan sonra bunu arkadaşlar YouTube'da da anlattım. İzleyebilirsiniz. Oradan YouTube kanalıma da abone olup desteklerseniz sevinirim. Yeri gelmişken söyleyeyim. Normal unranked maç yaparak ne yalan şey yapıyorsun. PvP level'ını 20 yapıyorsun. PvP level'ını. Burada görürsünüz zaten hani şeyde title olmuş işte böyle ifade ediyor. Sonra ranked maç yapıyorsun. Ranked maç yaparken burada da ödüllerini önce bir ayarla reward track'ten. Şu ligde bak burada current reward var. Bu sandık var. Okey. Bu sandık all reward diyor. Hepsini bayağı bir geçmişim ben burada. Bu şekilde. Okey. Bak şimdi benim kaldığım sistemde bu alttaki bar kazandıkça ya da kaybettikçe belli oranlarda doluyor. Doldukça şu sandığın her tiki de doluyor. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 kere bunu doldurmam lazım ki bu sandığı alayım. Bu sandığı alınca ne oluyor? Her noktada da geliyor bu arada. Her tik attığında da geliyor. En sonunda daha da sağlam ödül veriyor. Buradan 30 Shards of Glory veriyor sandık. Ve de 100 Ascended Shards of Glory veriyor bu sandıklar. Okey. Bunları buradan alıyorsun. Bu çok önemli. 30 Shards of Glory. Bu 30 Shards of Glory ile sarı olanları satabiliyorsun. Satmayın eşyalarınızı alana kadar. Ascended Shards of Glory de zaten bunu tamamladığında, bu seri tamamladığında alıyorsun ki bütün rewardlar bu kadar yüksek sayıya sahip değiller bak. Ama verdiği oranlar değişiyor. Bunları aldıktan sonra şu vendora geliyorsun. Yani burada PvP Lobby'de şu vendora geliyorsun. Burada. Ascended Armor League Vendor bak. Bununla konuş. İkinci sekmede takılar var bak. Takılar için ne diyor biliyor musun bak. Ascended Shards of Glory ve Shards of Glory ister diyor. 150 tane ondan, 170 tane ondan. Bu Shards of Glory'ler 250 tanesini bankada tutabiliyorsun. Ondan sonra üstünde birikecektir.
Bu şekilde bütün takılarını alırsın. Okey. Çok basit. Yani yapman gereken tek şey unranked PvP rankını, PvP rankını unranked maç yaparak 20 yapmak. 20'de ranked maç açınca 20'leri şeyde ranked maçları yapıp tomarlamak. Bu kadar basit. Rica ederim, ne demek. Aynı zamanda da bu şeyden de Wizard Vault'tan da arkadaşlar unutmayın bunu. Wizard Vault'tan girin. Buradaki chart'tan PvP yapıyorsanız işaretleyin PvP. Okay. PvP buradan işaretleyin. Wizard Vault'tan da zaten buradan puan topluyorsunuz. Bu puanlarla da gayet de Ascended Chest 3 tane, bir tane de Ascended Weapon alabiliyorsunuz. Tanesi 400, tanesi 600 olmak üzere bir silah. Buradan da zırhınızı, silahını da yaparsınız. Her sezonda oluyor bu. Bakalım burada ne yapacağız? Hani iyi bir ekibe denk gelelim de. Aa 3 DP'yiz. Ha su çıktı. Yani 3 DP var. Karşıda Esmer, Tee, Esmer, 3 değil. Var var, Storm, oyunu Wikipedia'sından baksana. Boss Timer diye şeyde Google'da da aratabilirsin. Hepsinin saatini gösteriyor. Bence de 3 değil, nasıl? 3 tane aynı klas sokmuyordu oyuna, değil mi? Bence 3 tane aynı klası parti halinde sokmuyor. Unranked'ı da sokmuyor. Buraya denk geldi. O zaman bu oyunu kazanıp kaybettin. Çok fazla oyun kaybediyoruz zaten. Boş ver. Bu hafta rezaletti yani. Ya yani, yani yayında belli. Yapmadığımız hiç kalmıyor ama o bazen olmadı mı olmuyor yani. Hadi ben yakındakine gideyim. Aynı taktiği yapalım bakalım ne olacak. Bu da geldi. Git o zaman. Hold on to your points. Seize theirs. Benim orada olduğum göre göre niye geliyorsun ki? Ben alırım dedi adam, oraya gitti. Ben ortadaki kombata gideceğim mecburen. Ne kadar güzelmiş. Ve 3 ayet yapacaklar. Windmill capture. Belli olmaz. Tweetler bayağı oyun kazandırabiliyor. Onu da söyleyeyim yani. Oyalanamayacağım. Ortayı alabilirsek ne güzel. Nereye hocam, nereye? Hop oradayım, hop buradayım. Bizim adam öldü. Can't breathe.
Ölecek o. Hadi ne? Ah. Ya sen nasıl olur da olmayacağına güvenebilirsin? Assistance. Yani şu tiflerini mi çıkartıyorsun sen? Allah seni cezalandır. Merhaba bak. Ben geldim. Arkadaşına sayıp dökebilirsin şu anda. Ben oraya nasıl düşmüş olabilirim? Neyse. Yok bu sefer. Ravage! Kalk 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 kalk, yatmaya mı geldik? Çok iyi. Seni öldürün. Bak ya. Buraya bir tek artıları fire, bir tek onlar yemiyor, biz de yiyoruz. Boruyorsun sen, kaçıyorsun, gel buraya. Yo Ümit, ikisi arasındaki farklar zaten hani 7.5 dolarlık farkta, 50 dolarlık da son paket dışında, son expansion dışında, son derece dışında her şey var. PvP açısından çok bir şey fark ettirmez. Ama onu da alıp bir şeyler yapmak isteyeceksiniz arkadaşlar. Ama ekonomik durumumuza göre 7.5 dolarlık da alabilirsiniz. Sorun olmaz ya. Bilmem dur. Tamam, senin özellikle böyle olacak. Ya birini kesiyorum, diğeri geliyor. Birini kesiyorum, öteki geliyor. Yeter. Allah Allah. Bir tane daha geliyor. Biz de yalnız değiliz herhalde. Yani nasıl söyleyeyim?
şeyler de gelecek biliyorsun işte. Unreal 5'lerle gelecek olan, yeni gelecek olanlara da bakacağız. Ama çıkmadan bir şey demek de doğru değil. Olabilir, olabilir. Yani ben denemediğim için bir şey diyemiyorum. Olabilir. Ya Uzak Doğu oyunlarına ben her zaman şüpheyle yaklaşıyorum. Yani Uzak Doğu derken Japon oyunlarını ayırın. Kore oyunlarında ciddiyim. Yani nasıl olsa biliyorsunuz. Hele ki NCSoft'un yaptığı oyunlarsa bu oyunlar arkadaşlar şeye dönüşecek. Pay to win'e dönüşecek. Bir alt olmaz onlardan. Ben size söyleyeyim. Gerçekten olmaz. Bak. Yani olsaydı şimdiye kadar olurdu zaten. Evet. Hayır 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 hayır. Bu değil mi ben lazım? Remicayet. Biraz burst yapmak gerekiyor. Şey, combo taktiğini değiştirdim biraz daha hasar yapması için. Daha fazla risk alıyorum ama daha çok görüyorlar. Safak kaçamam. Çık kaçırdım çık. Ama öldüremediler. Çok da kaşınmayacaksınız. Çok güzel oyundu. Bu sefer çok güzel oyundu. Neymiş? 3 thief gerekiyormuş. Thiefler işini biliyor. Vallahi thiefler işini biliyor. 10 kill 0 death yani. Thiefler işini biliyor. Öyle söyleyeyim aslında. 3 thiefle hop be. Bak hani bir parça da oldu. Yine bir tik de oldu. Sandık da geldi burada. Onu da göstermiş olayım. Otos Shards of Glory de geldi. Bu sandığı tamamladığımda da üst Ascended Shards of Glory de gelmiş olacak. Al eline sağlık. Gayet oldu yani. Şeyi söylüyorsun. Evet, Talisland şimdi BP'den çıkınca daha iyi de bir düşündüm. Onun Talisland'le ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani evet çok şey gözüküyor. Hani WoW taklidi gözüküyor. Taklidi de değil, klonu aslında. Ve onun da hani ben yayınlarda bahsetmiştim aslında. Hani bir anda ilk o BP'de jeton düşmedi. Odak noktam farklıydı. Blizzard şeyden çekildiği için, bu World of Warcraft Çin'den çekildiği için Çinli firma sadece Çin'de oynayan oyuncular için Talisland'ı yaptı. Yani World of Warcraft'ın aynısını yaptı adamlar. Neredeyse aynısı. Ama sıkıntı şu ki bunu oynarken Türkiye'yi işin içine katmadılar. Bunu anlıyor biliyor musun? Yani Türkiye'de destekleyen, yayınlayan bir şey yok. Bizi sallamıyorlar yani.
bakalım ne olacak. Paris Land ne kadar? Evde Gökhan baya bir koşturmaca geçti. Pardon. Baya bir koştu. Yani işte hareketli olunca, aslında hareketli olunca kazanıyorsun. İşin doğrusu o. Hareketli olduğunuzdan kazanıyorsunuz. Hareket etmezseniz. Ama bak şurada hiç kimse hiçbir base'i boş bırakmadı. O da öyle bir durum. Güzeldi ya bence. Sandıklardan çıkan çıkana. Bol bol boyalar geliyor, bakar mısınız? Buradan gelenin haddi hesabı yok ki. Oha. Ha, sen de tiplerim ne yaptın? Tamamladık. Biraz Legendary'e doğru da gidebilirsin. Ben o konuda acele etmiyorum. Legendary'e eşyaları yapmak çünkü alt şey ne kadar sürüyordu? 6 ay sürüyor yaklaşık. Yani hepsini yapması. World vs. World'a girebiliriz. Ya da işte dediğim gibi Gökhan, ben bizim arkadaşların da yetişmesini istiyorum. Bizden de katılan olur. Yani şeye girelim, turnuvaları ağırlık verebiliriz. VP yapan kaç kişi giriyorsa turnuvaya gidebiliriz yani. 5'e 5'ten. Biraz onu yapsak çok güzel olacak çünkü şöyle göstereyim. Bu kısmı var. Bunun için 5 kişilik takım. Bak mesela 12 çeyrek de var. Dive veriyor. Bak Mystic Coin veriyor. Yani şart değil ama o da yapılır. 12-25 bu. Böyle böyle. Ödülleri de güzel. Ödülleri falan filan. Çok farklı olacaktır. Yani 5'e 5 maçlar çok farklı olacak. Bu mesela bizim şu anda girdiğimiz ranked'daki taktiklerle oynamazlar oldu. Kazanı. Afiyet olsun. Doktet hoş geldin. Bana bir 2 dakika müsaade edin. Bir ihtiyaç mı olursa hemen geliyorum. Ondan sonra devam edelim. Şey de oluyor bu arada Gökhan. Yani buradaki biz rank düştü biraz geriye de bu hafta rezaletti. Yani ben çıktım burada gold'a kadar. Her geçtiğin aşamada da ödül alıyorsun. Yani buradan hani gold'a geçiyoruz. Bronze'dan, silver'dan gold'a, gold'dan platinum ve legendary geçtiğinde burada da ödüller geliyor. Her geçiş kısmında. Ama nedense bu hafta oynamayan oyunculara denk geldi. Bir iki dakika mola. Hemen geliyorum. Gökhan kesinlikle haklısın. Az şimdi yani gitmeden söyleyeyim mi, o diğer gelen Tiff de iyi oynamasaydı ayvayı yemiştik. 3 değil götürdü olayı. Hemen geliyorum.
Evet. Geldim arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dakika. Turnuvaya 5. Ya, enteresan bir şey. Cihazını kapatıyor. Enteresan değil. Arkadaşlar hem Twitch'ten hem de YouTube'dan yayındayım. Dediğim gibi YouTube'u da Twitch'i desteklediğiniz gibi abone olup desteklerseniz oradaki takipçi sayısını artırmaya çalışıyorum çünkü. Çok çok mutlu olurum. Oradaki takipçi sayısını artırmak. Hop. Geçti. Evet şimdi gördüm. 5 tip mi girdi turnuvaya? İzin vermeyebilir. Ama enteresan olur. Alıyorum PvP'yi. Ya yani izin veriyor mu vermiyor mu onu bilmiyorum. Denemedim öyle bir şey şimdi kadar. 5 tip. Değişik olacağına eminim. Bir şey değiştireceğim. Bakalım. Sorun. Hoş geldin. Birazcık ayar vereyim ben. Olmuştur. Ghostly outfit. Ghostly outfit. Peki. Ghostly outfit şu. Korkutucu. PvP giriyor mu? Şimdi ranked giriyoruz. Ardından istersen girelim şeye. Unranked'a. Ne olur. Aldım çünkü. Deyip olmasın. Veya Venombite. Venombite Gökhan güzel. O mesela bizim 3x'te de var o. Onun için bir de kanadını da alıyorsun. Dur almış. Ne feriymiş. Venombite o değil mi diye bir dakika. Evet. Venombite. Güzel bu. Bunun bir de glider'ı var aynı kanattan. Onu mesela 3x öyle giyiyor. Yapan çok oyuncu var öyle. Güzel bir outfit. Bende de outfitler var ama biraz enteresan. Bu daha güzel oluyor. Kafasını yukarı yaptım. Boy kısa mı? Ya Asuralar ayrı sevimli bence ya. Onlar ayrı bir konu. Onun kıyafetler de onda çok farklı duruyor yani. Bende bir bu var, Bond Hunter. Bak. Tam bir karınca gibi. Yani atom karınca işte, balta atıyor. Ay Allah'ım ya. Oğlum. Yani bit outfit alınıp şey yapılabilir. Ben şey yapıyorum şu anda cam biriktirmeye niyetlendim. Aldım parayı ceme yatırıyorum. Biris ne varsa alacağım sonra. Gez hoş geldin. Defiant'la mı? Bakayım. Hop tutamadım. Defiant plus outfit. Bu da ayrı şekilmiş. Ya oyun zaten fashion show. Ya bakar mısınız? Bu da ayrı şekil. Şimdi ama tabii şey bir de bunu Asura olarak da düşüneceksiniz. Asura da farklı duruyor. Mythic Guardian mı? Alıp. Guard. Oy bu fena ya. Acayip. Ama bu daha çok böyle bir büyücü havası var burada. Teşekkür ederim biraz iyi yayınlar dileğin içinde. Ya bu şey ama bu human da görünüşüm. Bakmayın. Yani ırklara göre değişiyor ya. Ya oyunda o kadar çok alınacak atıklar ki.
Kol değil. Tabii benim boyalarım da etkili oluyor yanılmıyorsam şu an. Bunu alayım mı? Katip. Utanmadan yediği sileceğim bir de. Bu mesela Necron'un olabileceği bir şey yani. Bu Necron'u böyle bir şey kullanabilir yani. Hangisi? Hı? Bu abi hangisi? Infernal Envoy Outfit. 700 gem alınıyor. Tamamen farklı bir şeye dönüştürüyor. Asura'da farklı görünüyor. Bir dakika kapatma. Kapatmıyorum ama. Abi. Outfit'te bir outfit'in şeyi Black Dying Trail'in kampanyında. Senin ekranına mı bakayım? Ha şu boynuzlu olan. Evet. Ama bu ayrı yani Necro için de bence değişik bir şey. Deneyim. Yani ben şu an buna para vermem de gold da alıyorum her şeyi. Bu bugün bir 400 gemli aldım. Dün 400 almıştım. Bugün de 400 aldım. Biraz biriksin ama. Böyle pıtır pıtır harcıyorum. Bir şeyler alacağım. Ben de bu human male şey bu. Erkek if yaptım. Bu böyle hani kaslı falan değil. Bayağı böyle ince yapılı bir tip yaptım ben. Hacım o modellere göre de değişiyor. Üstünüzdekiler. Ghostly outfit de güzel. Bu bunu Asura da tahmin edebiliyorum nasıl gördüğünü. Ay. Çok ilginç şeyler var. Bir sürü de indirim var yani. Değerlendirebilirsiniz. Neyse bakarız. Bir sürü indirim varken arkadaşlar gold'u cem'e çevirin alın. Bu da basit. Gold yapmak da dert değil. Bonfire mı? Bakayım hemen. Bir dakika. Bonfire. Ha bu şey ama. Hayır. Bu mu? Ha bu. Parça parça değil mi? Çok pahalı. Yani bayağı ışıltılı da omzunda mumlar var mavi alevli. Ay gaz. Reklam. Olabilir. Bizde iki tane Guardian şey var. Ben keyfine göre Gökhan çünkü Asura'da çok farklı duruyor. Irka göre değişiyor ya şeyler. Willbender ve Warrior var. Asura'da duruyor. Benim eşimin halini bir görsen var ya. Öyle güzel ki. Ya o estetik bakış açısına göre değişiyor. Karşıda buna be. Bak Engineer bu çok sıkıntılı. Türkiye Reventalist, Necro. Alan etkili çok fena patlatacaklar. Ben yakındakine gidiyorum gene. Uy, bu ne be? Bizim yakıncıların Allah kılıcına zeval vermesin. Öyle söyleyeyim. Oraya kılıcından kan eksik olmasın deyip. Hold on to your points. Seize theirs. Evet yes. İşte gem biriktirip alınabilir. Ortaya çöktüler şu anda. Bir Guardian bir Warrior ortaya çöktü. Yok bundan bizden pardon. Bir tane Guardian Elementalist Necro gördüm onu. Rakip. Ortaya destek versem mi vermesem mi? Enemy captured the mansion. Trebuchet's been destroyed. Var benim. Geliyorum oraya. Tek sindirsen. Evet. Ortası o kadar kalabalıklaştı ki. Go. Bir dakika geldim.
Ya. Guardian şeye gidiyor. Phase almaya gidiyor. Trevi çay dikkat et. Trevi çay çekin oradan. Trevi çay. Tamam güzel, bu ortaya alabiliriz. Kaaat Trevi çay. Yiyeceksiniz kafaya. Ha. Get down. Yani Arnold Schwarzenegger gel mi oynuyor? Ne yapıyor? Get down. Get down. Get down again. Guard. Guardian tek mi yaptı? Nasıl gön? Clock tower captured. Enemy captured the men. An enemy trebuchet was destroyed. Ölür müsün şu kadarcık efeleri? Aaa! Senin arsız. Öldürme. Yes. Dönmesi gerekiyor. Bizim Windbender'lar kendilerini Guardian'lar alan şey almayı, base almayı görev ediniyorlar. Kötü olmuyor aslında. Hızlı dolaşırsa doğru düzgün sorunsuz. Remicade! Alalım. 3 base bize geçsin, oyun bitsin. Parçalayayım mı yalca? Oraya bu katakörüs. Bir de enteresanlık var. Top pistolde. Komboyu değiştirdim. Normal combo bilmiyorum ne değişti ama normal komboyla ölmüyorlardı. Komboya ekstradan bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Gayet de şey yaramaya başladı. İlginçtir. Eyalallah. Hayır. Buradan geçelim. Buraya gidelim. Hayır. Ah, yetişemedim. Enemy trebuchet repair. That's good. Combat var, trebuchet geliyor, dikkat. Yine Trevi Çeyit'e. Geliyor mu Trevi Çeyit'e bak? Herkes o Trevi Çeyit'e gidiyor şu anda. Trevi Çeyit. Trevi Çeyit.
Adamları base'inde kesme durumuna düştük geldik ama. Maske iyi geldi herhalde. Your team is victorious. Feciydim. Oh be. Biraz. 13 kill. Çok hasar vermeden ölüyorlardı. Çok ilginç bir istatistik durumu var. Yani şuradaki hasarın çok yüksek olması önemli değil. Bak 13 kişi olmuş. Okey. Güzel. Eline sağlık tekrar alın. Yani ekip her yere hızlıca destek verdi. Biraz da olsun yani şey dedik. Sürekli kötü takıma da denk gelmeyelim. Ben de oynanışta bir şey değiştirdim ama ne kadar efektif olduğunu tartışırız. Şu anda İlk bir şey oluyor. Yani bir bakayım. Necro. %1 HP bırakmışlar yapacağız. Evet. Biraz burst yapıyoruz. Hey. Buradan çok güzel şey eşyası geliyor zaten. Legendary yapmak için gerekenler de geliyor. Bu benim burada eksiğim kaldı mı ki? Anladım. Yani bir silah daha, iki silah aldım zaten. Aslında tamam. Üçüncü bir silah alabilirim aslında. O olabilir. Bir de backup var tabii. Çok dert değil. Neler yapılabilir? Work versus work yapabiliriz yani. 6 tane Ascended Treatment mı aldın? Yani yapılır öyle. World vs. World'dan da yapıyorsun. Gayet olur yani. Normal değil. Ascended yetiyor zaten. Yani Legendary Ascended'leri aldıktan sonra o yola gidiyorsun. İnsan şeye dönüştü. Yani şimdi TF'i tamamladım. Sonra şeye 2 dagger, 1 pistol, 1 axe, 1 stab ve sword. Ben de armor görüntümü kendim yapmayı yani dizayn etmeyi daha çok seviyorum. Bunu hazır almaktansa. Var bende de hazır ama. Bu miğfer de ucuzdu. Pahalı değildi yani. Bakayım. Bir pelerin olsa fena olmayabilir ama peleri yok galiba. Ben istediğim bir peleri görmedim ben. Böyle çok renkli şeyler var. Hoşuma gitmiyor. De gitmiyor. Kanat falan da istemiyor. Gerek. Çok güzel tasarımlar var mı? Şeyi de hazır ya. Ha, bu bak bu olabilir aslında. Escape. Ha, ben bunu alayım ya. Ben sırtımdaki şu şey çekeyim işte. Yapıp escape alabilirim yani.
Değil mi? Niye olmasın? Böyle mavi mavi. Bakayım. Ne kadar gold oldu? Gold'u harcadım çünkü ben. 400 aldım. Bir 100 alayım bakayım. 100 alabiliyor muydum? Kaça alıyordum? Kaça alıyordum 100'ü? Çok kolay yaparım da. Harcadım. 41. Neyse yapılır şimdi. Birazdan hallederiz onu. Nerede o? Allah. Birçok şeyi satıyorum zaten. Onu alayım ben. Tamam şu. Ben pederini arıyordum zaten. Evet. Aldık değil mi? Gelsin. BP'den ciddi para geliyor aslında. Bu hafta çok bereketsizdir. Çünkü kaybediyoruz falan böyle. Saçma sapan diye. Kombosu değişmiş Tiff'in. Çok daha fazla vuruyor şu anda. Anlık burst hasarı. Normalde uyguladığım komboya ekstradan bir şeyler ekledim. Çok daha hızlı ölüyor. Lazım. Necro'ya da bir çare lazım. Yerdeyken öldürebilir. Yerdeyken öldürecek. Kaçıyor. Ne Necro'ya bakar mısın? NPC yerdeyken öldürecek bak şimdi. Bıraktı olsun diye. Aval yok ama. Şu anda zaten indirim devam ediyor daha. Daha var. Onun için yapabilirsiniz. Ben de pelerin görüntüsü yok. O pelerin görüntüsünü isteyebilirim. O güzel olabilir artık. O benim zaten mavi, koyu mavi, siyah tarzında yaptığım için iyi gidebilir. Yani ben şeyi almıyorum, onu da alabiliriz gerçi ama yok anlamıyorum. Neydi? Stronghold da alabiliriz ama Stronghold maçlarını çok sevmiyorum. Orada böyle bir boss'u kesme davası var ya, o ekip olarak ciddi oynamazsa işte kazanamıyorsun. Bir de büyük haritalar. Ama ona da alışmak lazım gibi. Çünkü turnuvada çıkar mı karşına? Çıkar herhalde. Doğru. Tam katana. O da açık kullanıyor daha açık. Katana değil. Kim bu? Windbender. Ve... Two Handed Sword'lu. Oluyor görüntüsü güzelmiş. Standart eşyalar ama. Karşıda kimler var? Berserker. Engineer. Thief. Windbender. Echo. Bizde 2 Thief. 2 Guardian. Bir Warrior. Valla yenebiliriz yani. Belli olmuyor. Oğlum tipe bakar mısın? Hakikaten de Warrior yani. Spellweaver. Bir dakika bizde Spellweaver mi? Berserker neredeydi? Berserker karşıda. Okey.
Berserker adı gibi de şeyin efekti çok güzel Berserker'da. Trended Hammer'ın efektleri falan çok güzeldi. Efekti kadar vurmuyor. Çok güzel düşürüyor, bam, dövüyor falan. O öyle... Bir hasar çıkmıyor onda. Ben yine yakındakine gidiyorum. One Thief. Yani bak, bu şey, Gökhan, bu adamların kim diyecek mi demeyecek mi bilmiyorum. Kafalarında var bir sıkıntı. Thief gördükleri zaman One Thief, Two Thief falan böyle yani iki Thief'iz hemen. Thief'in One Thief, bir... ne yani? Allah Allah. Var kafada bir sorun var. Evet. İki Thief gelir mi falan oyuna? Hemen ona başlıyor. Tamam. Git girdi mi girmez mi görelim bakalım. Oo çok fena yakaladılar. Al işte dom. Eşim var burada. Ortayı parçaladılar adamlar. Yani şimdi base'e gel. Ortadaki kombatı kaybettikleri için şey, tamam birlikte gidelim. Peki madem öyle birlikte oynayalım. Gerçi şu line'ı ben alayım da. Kaçmışız. Bak, şu görünmezken yediğim hasarı lütfen. Ya şu arena, şunu gözünü seveyim düzelt ya, yeter. Adam patır patır hasar veriyor ya. Necrobat tak 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 yağdırıyor direkt. Görünmez mi orada? Yok takım tırt. Söylendikleri anda anlıyorsun. The Colosseum's artifacts are accruing power. You've captured Lion. Bakayım oradaki şey. Maximum power. Looting has obtained an artifact. Yeah. That sounds the Belek. Allah Allah. Bizim takım gerçekten de tırt iş yok yani. Gerçekten iş yok. Aynen çöp. Bana diyecek bir şey yok yani.
Bayağı ağır çöpler yani. Oo, iki kere ne oldu? Yani hakikaten ne yapabilirim ki? Okey ha şöyle ya. The Colosseum's artifacts are accruing power. Güle güle. Bunlar başlangıçta iki dipli kazanacaklarına inanamıyorlar. Sorun orada zaten. Oradan kaybediyorlar. Başta kafadan kaybediyorlar. Vay tepe ne oluyor diye herifler. Ne olacak? Ben de bilmiyorsunuz da. Böyle oluyor. Tam oraya gidiyor şimdi. Orada hiç şey yok. Bak almıyorlar artifact'ı. Red team has obtained an artifact. You've lost life. Yattı anında. Ortaya alalım. Şöyle tekrardan. Ne yapayım? Hoppa. Ha, yatırdım devam devam. Yayıl bey. Herifler hala söyleniyor ya.
Başka dilden anlamıyorlar. Maalesef. Adam artifekti almıyor ya. Diğer artifekti almıyor herif. İlginç yani. Çok ilginç yani. Orada duruyor boş boş. Berserker vurur yani. Git alsana şunu. İkisini de ben mi alayım? Bak bak ya. Allah ceza verin. Böyle alırlar. Kazandık onda muzon. Onu da kazandık. 3 deyiple. 2 deyiple de. Mada hoş geldin. Serap sana da. İyiyim ben. Umarım sen de iyisindir. ...37 kill mi almışsın? Bir yuvarladık. Hayırdır Mala? Neymiş? Gökhan parçalıyorsun. Maşallah. 37 kill. Hey, ben o kadar kill almıyorum yani. Bakınız, bakınız, bakınız. Hayırlı ve uğurlu olsun. Eternity. 8 Legendary 200 Weapon. Güle güle kullan. Kalıcından kan eksik olmasın. Vurduğunu yapışsın. 5150 gold mu? Maşallah. Bir dakika sen yaptın mı aldın mı? Bazen satabiliyorlardı galiba. Gerçi para yapmak dert değil. Her türlü hayırlı uğurlu olsun yani fark etmiyor. Yalnız ne mücadeleydi. Yaparken de para gidiyor. Bakın arkadaşlar işte artifek yapmanın Legendary yapmanın olayları. Hani şeye gerek yok koşturmaya. Böyle oluyor. Ama böyle de güzel oluyor yani. Seveyim. Şu silah. Bu. Duvendit. Daha ucuza geldi. Yıldız. Dönünce de bir efekti de maşallah zaten.
Sen nasıl öyle 37 kilo alıyorsun ki? Adam böyle kafasını gözünü kırıyor direkt. Balta sana, sana da balta, sana da balta. Balta manyağı yapıyor. Arkadaşlar hem Twitch'ten hem de YouTube'dan yayındayım. YouTube kanalımda abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Dagger Pistol mu oynuyorsun? Oo, bir dakika, sen baltayla oynuyorsun. Yani power oynadığın için değiştirebiliyorsun işte, güzel tarafı o. Bir de sen action kamera oynuyorsun değil mi? Muhteşem. Yani ilk defa olarak bir oyunda yakın mesafeye girmeyi şey yapıyorum. Böyle zor geliyor bana. Yani Dagger Pistol de ayrı güzel be. Yani Dodge'dan sert olamazsan Hard Strike'dan. Mis mis, o da çok güzel. Yani. Güzel parçaladık yalnız az önce. Çok çok iyiydi yani. Biraz dövelim yeter ya. Yani. Şey farkındasın ama değil mi Gökhan? Şey yapıyorlar. Yani maça giriyoruz. Ah iki tip. Bilmem ne. Hemen böyle bir bıdı bıdı yapmaya başlıyorlar. Dagger Pistol muhteşem vurur. Muhteşem vurur. Biraz kırılgan oluyorsun ama çok güzel. Çok fazla vuruyorlar. Vurduğun ölüyor zaten. Görüyor musun? Yani çat diye gidiyor adam gözüne. Hemen böyle şey yapıyorlar. İki tip görünce iki tip mi? Kaybettik falan. Sonra kaçtır maçı kazanıyor. Ne olduğunu anlamıyor yani. Daha konuşmaya başlıyor. Artifact'i almayı bilmiyor adamlar. Şey der ya, insan psikolojisiyle alakalı bir şey yok. Yani baştan kaybettik deyip bırakıyorlar hiç. Aslında. Baştan kaybettik. Yani sen ne biliyorsun benim nasıl oynadım? Burada bir çılgın var, herkesi doğruyor. Evet evet. Ya, dolaşıp dolaşıp alıyorum. Niye almayayım ki? %20 damage buff alıyorum ya. Marksman vallahi başka bir şey denmiyor. Bak artifact'i alman lazım, %20 damage buff'u var. Savunma olanı alıyorsun, ekstradan 5000 HP geliyor. Bir özellik daha geliyor almıyorsan da. Yani alman ne olacak? Gitmeyecekler işte Marksman. Sıvışıyorlar direkt. İki tane Windbender, bir tane şey var, warrior var orada, çatır çatır aldı. Zaten ortadaki kombatta parçaladık, adamlar şey yazmaya başladı. Ne oluyor lan demeye başladı, nasıl yani falan demeye başladı. Farkında değiller tiplerin nasıl bir klas olduğunu. Ben bir kere hepsini bak Gökhan vurup indiriyor, ben hepsini kör ediyorum adamı. Adamlar kör görmüyorlar. Yani sistem... Benim sistem seninki kadar çok hemen yani pat diye öldürmüyor. Aslında öldürüyor da hani hızlı şekilde. Bayağı bir sistem farkı var orada. Şey yapıyordum. Bu... Yani... işi yaptıktan sonra bu işi yaptıktan sonra ölüyor işte bu. Bunu yapıyorsun ölüyor. Bu kadar sürüyor yani. Ama işte tek 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 vuruyor. Tek tek basarak bades üzerine giriyor. Buradan bir şeyi alabilsem ama alamam. Yani buraya Deadly Arts'ı koyabilsem çok güzel olacak da. Olmuyor işte. Gitti bu. Bununla vuruyor. Araya şey unload'u karıştırdı. Unload'da girince
1456 çarpı 8 artı might bayağı bir sağlam şey çıkıyor. Yap, görüyorum. Şeyle. Hemen hemen aynı. Hemen hemen aynı. Sen yakından yapıyorsun, ben biraz mesafeli yapıyorum sana. Yani ikimizden birden yiyen zaten anında yatıyor. Zaten işin o, özü de o. Bizim takımdakilerin de anlamadığı taraf da o. Biz ikimiz birden birine vurunca o adam ölüyor zaten. Kim ne olsa olsun yatıyor yani. Kendileri de öyle vuruyorlar. On bin mi? Çok ilginç bir şey o. Ben hit point'i o yüzden yüksek tutuyorum. Çünkü şey oynasam, power oynasam 14k, 16k HP olacak. Adam iki kere vuracak bana. Ben arada bir şekilde kaçabilmem lazım. Kaçıp, kaç. Benim kaçmamla kombom başlıyor. Tutturursam o ölüyor. Ne yapsam? Şeyde sniper'da yanılmıyorsam şey var. Daha dikkatli olmalı işte. Sniper'da bu conditioner'ı karşıya transfer etme var bildiğim kadarıyla. Kullanıyorlar mı bilmiyorum da. Adama demek işte kanamaları bırakıyorsun, sana geri yolluyor. kendini öldürüyorsun. Hop, ne oldu diye. Paldır köldür yıkıyorum şu an dengeyi. Hold on to your points. Seize theirs. Farklı oldu. Ship is pulling into the harbor. It's the Capricorn. No problem. Hop hop hop. They've taken the bazaar from you. Adamları ortadan uzaklaştırdım. The dock's been captured. Adamlara söyledim. Biz base'leri alacağız. Biz ortadaki savaşa odaklanın. Bunu kopyala yapıştır yapacağım. Yani çok bir kere söylersen ha tamam o zaman deyip yapıyorlar. Söylemezsen böyle tavuk gibi dolaşıyorlar odakta. Ya ben nasıl görünmez olamıyorum ya? Bunu kim yapıyor? Bunu ne mobese mi görüyor beni? Ne görüyor? Ha burayı da, burayı da. Ya bir bırakır mısın? Allah Allah.
Hala atıyor, öldü. Top 3 base'de bizi, işte bu. Hey. Ya bu kaçıncı şey yapıyor bu? Bak ya. Bak bak nasıl vuruyor. Hop. Al. Güzel. Allah Allah ya. Şu verdikleri hasar var ya. Bazı klasların yerde. The bazaar is yours. Gökhan isim yapacağız. Bu gidişle. Yani adamlara söyleyince dikkat ediyorlar. İki tane tip giriyor, atala birbirine katıyor diye. Aslında yani bütün maçları kazandırabiliriz. Yeter ki şu dediğimizi bir yapsınlar yani. Ortada sağlam durun. Bu parçalar. Eline sağlık. Gerçekten öyle yani. Benim conditionları demeçten saymıyorum acaba? Onu attım. Ben de 10 kesmişim. Ben şöyle. Para geliyor. Bir saniye. Para gelmişken bir bakayım. Sen alacağım var mıydı? Bir gol da oradan gelir. Currency exchange. 141. Tamam ha, buy. I buy more lead. Yaptım ya. Tabii halledeyim de. Bu arada gelsin. Olalım. Yani bizim taktik çok belli aslında. Hani sen bir yere, ben bir yere gidiyoruz. O sonra gerekirse ortaya destek veriyoruz ama herhangi bir base atak olunca tekrar o base'leri iki yandaki base'i almaya gidiyoruz. Sürekli. Aslında çok büyük avantaj. Sürekli iki base'de adam var yani. Yeter ki şey yapsınlar. Biraz kafa çalışsın. Ortadaki kombata iki tif geldi diye bırakmasınlar maçı.
enteresan işler yapıyorlar. Arkadaşlar, yeni takip eden arkadaşlar da hoş geldin. Bana söyleyeyim. Evet evet, yani gerçekten çok efektif oluyor. Kullanmasını ya belli bir meta oturmuş ya kafalarında. Yani şu takımda iki tip olmaz falan diye yanlış düşünüyor. Her takımla olur. Doğru oynadıktan sonra. Söylemek gerekiyor. Yani burada şurada bir almaya çalışayım da. Hayır. Hayır. Thanos gibi. Bunu da aldım. Sonra ayrıca bakacağım. Buna gerek yok yani. Neyse. Yes. Hazırız. Yeni olabilir canım. Olabilir. Belli olmaz. Belli olmaz. Takımın ne yapacağı çok önemli. Takıma söyledik. Bak. Alın sonra merkeze gelin diyor. Ortaya gelin diyor. Tamam, bu da iyi. Ben yakına gidiyorum. Ama bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? You've captured Dragon. You've lost the field. Of of. Point. Okay. Yok pek. Olmayacak anlaşılma kadar dediği. Belli de olmaz ama. Ya adamlar hiçbir şey kazanamadı. Ben kalktım ama. Aslında oynayamıyorum zaten. Yeri geldi. Biri daha gelecek. Oh, hadi 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 yapabiliriz. Ortadaki kombata destek vermezsek olmuyor galiba olmuş. Ya Warrior. Ah be ya. Bizden bir tane şey var. Kim bu? Belisa. The Colosseum's artifacts are accruing power. Yazamayacağım. Eat my dust.
Ben adamın yaptığı işi. The artifacts have reached maximum power. You've captured Dragon. You've lost Lion. Yapabilecek bir şey yok. Adam laf dinlemiyor. Bir tane chat'i de okumayı bilmiyor. Adamlar zaten iyi şu anda rakip. Gel. Bunu yenemeyiz yani. Çünkü şimdi anca geldi. Bak ben... Oh ne yapıyor chat var. Chat var. Chat'i daha yeni biliyor yani. Vuruyorum vuruyorum da yani. Sen adam bana vuruyorken zor iş. Olur böyle. Adamlar da iyi oynuyor ama bu kadar da değil yani. Bir tane bizde doğru düzgün oynayan adam olsun burada. Bilmiyorum. İş değişecek, yatırıyoruz yani ama baksana şuna. Anda kaldırıyorlar. Baksana hiç. Ulan bu kadar organize nasıl oynuyorlar acaba ya? Öyle değil mi? Böyle çıldırmış gibi organize oynuyorlar. Çok ilginç değil mi? Yani iki kişi girebiliyorsun sadece ama müthiş organize oynuyorlar. Bu sefer yeni kapının. Adamlar düzgün oynadı. Resmen bir kişi eksik ama fark etmiyor. Oluyor böyle, denk geliyor işte. Adam chat'i kullanmayı bilmeyen adam vardır bize ya. Evet. Chat'i kullanmayı bilmiyor. Gördüm. Yani chat'i bilmiyor diyorum. Şeyler övünüyor hani bof, gel gel falan da. Adam chat kullanmayı bilmeden bu reytinge gelmiş. Tebrikler. Şöyle durum da var. Yani chat'i kullanmayı bilmiyor. Warrior takıma da bakmıyor. İki tane tip var. Ben base almaya gidiyorum. Benim peşimden koşarak geliyor bu. Ne oldu ya? Gel çok gitse de bir şey değişmeyecekti. Gördük onu. Adamlar nasıl güzel oynuyorlar. Tak 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 düştü. Bir dakika rahat vermediler.
Ya Erman da oynayacaktı aslında ama aşağıya geçmiş olan. Ben de unutuyorum muhabbeti anda. Dur bakayım. Ne bir şey diyeyim. Heyo. Heyo. Yani arena falan yapmak isteyen varsa bir yapayım. Yok ya şu an. Okey. Ha benim de aklımdan çıktı. Erman da aşağıymış. Ya baktım ses çıkmıyor. Ben çektim. Okey. Yok o konuşmadığı için ben de unuttum onu orada hani. Ha ben ondan şey yaptım bakayım. Hala yaparız dedi ha. Ama sonra. Neyse iyi, tamam. Yok. İyi tamam siz konuşun ben bir pipi daha yapayım o zaman. Sonra tamam. Bakıyoruz. Tamam. Yok oynamıyorum. Tükürüğü böyle gitti. Hadi bakayım son maçımızı yapalım. Çok feci oynayan ekiplere denk geliyoruz yani yapacak bir şey yok. Bende bayağı bir maç yapmış var. Bak neler geliyor. Hop silin. Hoppa. Ne çıktı chest'ten? Ya. Gerçi verdiği özellikler abuk ama olsun. Bir karaktere verirdik, bir şeyler yapardık. Neyse dursun burada. Ascendant biriktiriyorum, Ascendant chest. Ascendant chest biriktiriyorum. Evet Gök. Aynen. Ne olacak? Bir başka karaktere verelim. Şu anda 4 parça var burada. 2 parça daha gelirse zaten kullanacak. Ne bileyim Guardian'a veririm. Warrior'ıma veririm. Bir şey vermiyor. Double click konsüm. Wardrobe'dan yapmıyor muyduk? Evet, bu arada güzel. Bununla iplan yapsak mı? Ben yine bıraktım bunu. Bir anlamı yok ki. Var mı bunun bir anlamı? Bak. Başı yok. Item name. Yani ihtiyan adını mı yazacağım başına? Adı ne mi? Şöyle oldu. Sırtında mavi bir şey var artık. Kelebekti falan. İyi. Fena değil. Kaça gidiyor? Ha Elder Scrolls Online'a girdi. Bak ya. Bizim teknik adam Elder Scrolls'a girdi. Taktırmadan ESO oynuyor. Ben oynamıyor gidiyor ESO oynuyor. Kesin nimet vardır. Yeni Haziran'da da yeni paketi gelecek ki onu kapar mıyım diye şeydi. Evet Mizon biliyorum. Ben bastım geçtim dikkat etmedim o sırada. Biliyorum canım. Transmutation charge ile ilgili hiçbir şey yok. Bak şimdi. ...98 tane var. Şu anda. Ya ona basacaktım da geçtim yanlış oldu. Biliyorum hocam. Bilmez olur muyum? ...223 mi? Dert değil yani. Şunu aslında kaldır hatta. Bip yaptıkça oluyor. Sorun değil işte ya.
oyunu konuda rahat bırakıyor. Yani üstünü istediğin şeyi yap. Hani yeter ki oyna yani. Yani o rahat veriyor yani. İşte burada kaldı bu. Eklendi zaten. Yeni bir şey. Onu Legendary'sini aldığımda değiştirdim. Bakayım aynı şeyi yazayım. Bir şey yarayacak mı? Bizde Vindicator, Düz Warrior, ben ve sen Firebrand. Karşıda peki. Evet. Ben yine yakına gidiyorum. Okey. Aslında sen yakına gidip sonra ortadaki kombata mı destek versen? Yüksek hasar çıkartıyorsun ya. Gökhan öyle yapalım. Ben uzağa gideyim, sen yakına git. Çünkü senin çıkardığın kill daha fazla, belki ortadan böyle geçer gideriz. Deneyelim ne olacak. Bir ara öyle yaptık fark etmeden. Ben uzağa gittim. Karşıda da var değil. Karşıda da mı gitti ifade? Aha. Evet karşıda da gitti ifade. Al başına belayı. Enerjiyi harcamadan gitmek lazım şimdi. Detay. Heyecanlı detay ama. You lost the waterfall. Okay, ortaya doğru geliyoruz. You captured the quarry. Okay. You've taken the graveyard. Benzer işi yapacağım. Lordlarına gidiyormuş gibi yapıyorum. The waterfall is yours. You've lost the quarry. Boşalır sağ sol alırsınız. Bak bak. Benim maksadım zaten sizi oyalamak. So
Kaç kişi oynasam o kadar kârdır. Hala kullanamıyorum şeyi. Yani ikisi buradaydı. Evet yapabiliriz. 3 kişi bıraktım adamları. Yani sürekli 2 kişi burada tutarak birini keserek. Çok iyi. You've captured the quarry. Ortaya çökecekler çünkü diyor. Ben biraz daha çekeyim. Waterfall is yours. Kapıyı yine kırdı. İki kapı da kırıldı. Orada saldırı var diye anlatabilirsem eğer. Your base is under attack. Is under attack. Kovalı durgun. The waterfall is yours. Your team is victorious. Çok güzel. Şeyi yiyorlar. Lord'a saldırı var zannedip hepsi oraya gidiyor. Korkunç bir şey çıkıyor orada.
Senin vurduğun yapışıyor. Ben de dalga geçmeye çalışıyorum sürekli. Bir oraya, bir oraya, bir oraya, bir oraya. Zıplıyor, zıplıyor. Tam ben böyle zıplıyorum, sen çat diye adamın içinden mi çıkıyorsun? Adam zaten... Yerde bir. Rakim çok fazla bir şey yapmadı. 150 kal, 8 kill yapmışım. Bir kere ölmüşüm. Nerede oldum ya? Ha, bir yere yattık abi. İyiydi. Ofansör, dedi. Güzeldi. Eline sağlık tekrar. Bence güzel oldu. Yani her maçı kazanamıyorsun. Bazen de işte karşına çok iyi bir ekip geliyor. Az önce geldi. Ama onda da bizde oynamayan da vardı. Belki çekişmeli olabilirdi. O kaybettiğimiz yine ondan önceki maçtaki ekiple denk gelsek güzel oynardık. Zaten Mada sen de ardalaşma. Ardalaşma. İldin Arda var ya bizim. Biliyor musun? Okey, o bayağı bir aylarca şey devam ettirdi. Abi de saat 12 oldu. Abi saat 1 oldu. Ne? Sahura kalkmıyor musun? Ne demek saat 12? Hadi yatma yani. Neyse arkadaşlar, evet, şaka maka saat hakikaten 12 oldu. Güzel maçlardı. Gökhan, biz ikimiz iyi alıştık oyun tarzına. Güzel oldu hakikaten. Tam bir böyle 5 kişilik de ekip kurarsak iyi devam ederiz. Dediğim gibi bu arada hem Twitch'ten hem YouTube'dan yayındayım. YouTube'da da desteklerseniz abone olup çok sevinirim arkadaşlar. Bir de böyle birlikte oynamaya alıştığımız birkaç arkadaş daha var. 3x de bizimle oynuyor. İşte Maday'la daha önce oynadık. Onların ayrı bir ekibi var yanılmıyorsam, bir şeyler yapıyorlar. Turnuva içinde böyle bir 5 kişilik ekip kurabiliriz. Benim eşim de oynuyor. Yani böyle bir şeyler deneyebiliriz. Tam bir 5 kişi bulursak Görkem oynuyor. Yani bir bakalım bakalım ilerleyen zamanlarda. Bu arada guild'imizi de kurduk. İsterseniz katılabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen bana disp atabilir. Ama bu akşamlık bu kadarlık diyelim. Beni izlediğiniz ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz benim pazartesi salı yayınım yok. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar saat 8'den 12'ye kadar akşamları 4 saatlik yayınım var. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki yayında görüşürüz. Herkese iyi geceler. Bay bay.